Aykaç hocamızın, Doktor Fethi Aykaç hocamızın hazırlamış olduğu doktora tezi üzerinden Crespel'e göre erken devir İslam mimarisi bir doktora tezi hazırladı hocamız. MMG olarak da biz bunu basılı yayın haline getirdik. Kitabımız da çıktı. İnşallah bu yayın eser üzerinden okumalarımızı yapacağız. İki cilt olarak kitabımız çıktı. MMG yayınlarından, Mimar ve Mühendisler Grubu yayınlarından kitabımızı basmış olduk. Evet hocam şu anda da zaten gösteriyor. İki cilt olarak ancak yüksek telif ücretleri yüzünden 500 adetle sınırlı olarak bastık. Bunu ülkemizdeki, illerimizdeki şehir kütüphanelerinden tutun, üniversitelerin kütüphanelerine kadar bu eserlerin dağıtımına başladık. Herhalde çok az sayıda yine elimizde kalacak. Edinmek isteyenler de MMG sekreteryamızla irtibat kurup o noktada bilgi alabilirler. Eser iki cilt, yaklaşık 850-900 sayfalık bir eser. Şu şekilde ben de göstereyim, yani tanıtımını yapmış oluruz. İki cilt şeklinde güzel bir eser yayınlamış olduk. Şu şekilde baskısıyla, kalitesiyle gerçekten güzel bir eseri Mimar ve Mühendisler Grubu yayınlarından kazandırmış olduk. İnşallah bu 8 hafta sürecek okumalarımızla da biraz daha konuyu irdelemiş olacağız. Özet olarak tabii geçeceğiz. Çünkü kapsamlı bir eser. Cilt 1'de ilk İslam dönemi 623 yılından başlayıp Şam Emeviler dönemi, yine Endülüs Emeviler dönemi işleniyor. İkinci ciltte de Erken Abbasiler dönemi ve önemli Alevi, Tolunoğlu, Samani eserleri. Eser 623 yılıyla 907 yılları arasında kapsayan erken İslam döneminin eserleri. İnşallah hocamla beraber hem eserini tanıtacak hem eser üzerinden de bu okumalarımızı yapacağız. Hocam hoş geldiniz diyerek başlayalım tekrardan. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Böyle bir eseri bizim akademik hayatımıza kazandırdınız. Önemli bir çalışma. 5 yılı aşkın bir süredir üzerinde çalıştığınız bir eser. Bize de çok şükür MMG olarak bunu basılı yayın haline getirme imkanı oldu. Öncelikle hocam sizi tanıyarak bir başlayalım. Fethi Aykaç kimdir? Bu sürece özellikle yani bu konu üzerine yoğunlaşması nasıl olmuştur? Onlarla ilgili bir sizden kısaca bilgi alalım dersimize geçmeden önce. Hem Kresveli biraz tanıtırsanız neden Kresvel'e göre erken İslam mimarisi? Kresvel'in önemi nedir bu konuyla alakalı? Bununla ilgili bir İslam alimi yok mudur bu dönemi araştıran? Genelde baktığımızda batılı oryantalistleri görüyoruz. Bunlarla ilgili hem sizi bir tanıyalım hem kısaca bu tez sürecine götüren süreci biraz paylaşırsanız seviniriz. Sonrasında da neden Kresver? Onunla ilgili kısa bir bilgi alalım sizden inşallah. Buyurun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Hoş geldiniz tekrar. Şubat, Mart başı gibi başladığımız derslerimize, seminer türü toplantılarda Ses alamıyoruz. hocam herhalde bağlantıda bir sıkıntım var şu anda. Görüntü ve seste problem yaşıyoruz herhalde. Hocamız şu anda herhalde bağlantıyla ilgili problem yaşıyor. Açılır açılmaz yeniden inşallah başlayacağız. Hocam bağlanana kadar biraz daha ben süreçten bahsedeyim. Biz aslında MMG'de bu okumalara başlamıştık bu pandemi sürecinden önce. İki toplantımız oldu. Hocamızla birlikte iki ders yaptık 2 haftada ve burada konuya aslında bir girizgah yapmıştık. Ancak bu pandemi süreci dolayısıyla konu yarım kaldı. Böyle de bir Zoom imkanı doğunca tekrardan biz online olarak bu okumaları Zoom üzerinden takip edeceğiz. İnşallah bundan sonra.
Tabii o 2 haftalık bir ders işleme olmuştu ama biz tekrardan yeni katılanlar için en başından bu süreci ele alıp tekrardan devam edeceğiz inşallah. Hocam buyurun. Geliyor. Evet, şu an sesiniz geliyor hocam. Buyurun. Bir kopukluk oldu internet bağlantısında evet. Da. Evet, sizi tanıyarak başlayalım hocam. Sonrasında da dediğimiz gibi bu tez sürecini ve biraz da bize Creswell'e tanıtırsanız, neden Creswell üzerinden İslam tarihi, erken İslam dönemi okumalarını yapıyoruz. Buyurun, sizden dinleyelim hocam. Tamam. Herkese selamünaleyküm diyorum tekrardan. Şubat ayı sonu, Mart ayı başlangıcında başlamıştık, iki ders yaptık. Fakat korona sebebiyle ara vermek zorunda kaldık. Şimdi inşallah ortalık biraz düzelmeye başladı. Yeniden tatil süreci de başlamadan önce bu şeyleri, seminerleri tamamlayalım diye düşündük arkadaşlara. Herkese hoş geldiniz diyorum. Ayrıca Aziz Doğanay hocam, onu da görüyorum. O da benim danışmanım tezimde. Kendisine hoş geldiniz diyorum hocam. Selam veriyorum. Hocam da sakalları uzatmış maşallah. Ben de uzatmıştım, ben de kestim hocam. Çok beyazdı benimkiler. Öncelikle kendisine hoş geldin diyorum ben de. Diğer arkadaşlara hoş geldin diyorum. Birinci ve ikinci dersler şeyde var zaten. YouTube'da var. Başlangıçta orada da bilgiler vermiştim ama şimdi yeni katılan arkadaşlar için tekrar bir özet yapayım. İşte 84'te İzmir 9 Eylül Güzel Sanatlar'dan mezun olduktan sonra direkt Londra'ya gitmiştim. Ben 2-3 yıl ona gittim ama kader takdir ilahi öyleymiş demek ki. Tabii bizim de tercihlerimiz oldu. 25 yıl kaldım. 25 yıl sonra tekrar dönünce yeniden kaldığım yerden araştırmalar. Bu arada tabii İslam sanatları üzerine araştırmalarım, çalışmalarım gezi şeklinde, İslam dünyasında yaptığım seyahatler sırasında çektiğim fotoğraflar şeklinde devam etti. Epeyce bir malzeme birikmişti. Türkiye'ye gelince de işte böyle 3-5 tane tevafuk bir araya geldi. Yüksek lisans ve doktorayı tamamlamak nasip oldu. Sağ olsun Aziz Hocam yönlendirdi beni erken İslam mimarisi konularına. O alanda ihtiyaç olan özellikle erken İslam döneminde oryantalistlerin çalışmaları olarak konuya başladık. Ama böyle bilgi eksikliği çok olduğu için Fransızlar var, Almanlar var, İngilizler var, Hollandalılar var, İtalyanlar var, Ruslar var, Amerikalılar var. Hangisini çalışalım, nasıl çalışalım tam bir karar veremedik ama bu araştırmalar sırasında işte Creswell'in çalışmalarıyla karşılaştık. Bu alanda bilinen bir isim. O yüzden en derli tatlı malzeme olarak ortaya çalışma koymuş oryantalist olarak Creswell karşımıza çıktı. Onun üzerine yoğunlaşmaya karar verdik. Başlangıçta ben bu kadar çok büyük bir şeyin içine girdiğimi fark etmedim tabii böyle. Fakat içine girdikçe genişledi, girdikçe genişledi. Şey gibi bu, hani Rusların bir şeyleri var ya, küçük bir heykelleri var da kadın şeysi gibi böyle şişman kadın. Açtıkça içinden başka bir şey çıkıyor, onun bir ismi var. Matruşka gibi hocam, evet. Evet, evet, aynen onun gibi oldu konu. Çünkü Türkiye'de henüz erken İslam mimarisi olarak bu dönemin önemi fark edilmiş değil. Çünkü bu dönem hem tarihle ilgili hem siyasetle ilgili. Hem de tabii erken dönemdeki sanatların gelişmesi, kültürün gelişmesiyle ilgili çok geniş çerçevesi olan bir konu. O yüzden ben de işin içine girince mecbur siyaset girdi, tarihi olaylar girdi. Mümkün olduğu kadar da kısaltmaya çalıştık yani. Eğer kontrol etmesek, hocalarım kontrol etti tabii. Yoksa tren raydan çıkıyor, ben böyle dalıp gidiyorum, şu konu daha önemli, bunu da koyalım falan. Hocalarım, jüri heyetimizin sayesinde konuyu biraz derli toparladı işte. Tez olarak aşağı yukarı 1178 sayfada toparlayabildik. Ama bu arada MEMEGE'nin yardımları sayesinde işte bunu bir kitap olarak kazandıralım diye onlar da yardımcı oldu. Yönetime çok teşekkür ediyorum. Aşağı yukarı 820 sayfaya tekrar özetlemem gerekti yayınlanacak hale getirmek için. Şu anda da işte Nisan ayında çok şükür MEMEGE'nin maddi ve fiziki destekleri sayesinde 2 cilt olarak tekrar çıktı. Biraz önce siz gösterdiniz değil mi Yakup Bey? Evet, biz tekrardan da sunabiliriz. Şu şekilde evet. Gösterelim. Şu olarak evet. Bende shrinkli var bir tane. Şu şekilde shrinkli olarak göstereyim. Şöyle, evet, 2 cilt evet. Halinde. Arkasında baskı numaralar var şurada. 0'dan 500'e kadar. Bunun içinde de 2 cilt halinde. Çok güzel prestij kitap olarak büyük boy hazırlattı arkadaşlar.
işte Türkiye'deki bütün üniversitelere, özellikle mimari, İslam sanatları, ilahiyatlar, sanat tarihi bölümleri olan üniversitelerin kütüphanelerine birer adet muhakkak gönderilecek. Üniversitelerdeki bu konuyla ilgili hocalarımıza da inşallah göndereceğiz birer tane. Ankara'daki bakanlıklara falan, onlardan MMG kendi kontakları olarak gönderecekler. Ayrıca da 30 adet büyük şehir durum konumundaki şehrinde milli kütüphanelerine, tabii İstanbul'la Ankara'daki büyük kütüphanelere dahil olmak üzere yine inşallah insanlarımız da ulaşsın. Yani daha çok tabii bu akademik bir çalışma, ama akademisyen olmayıp da meraklı, araştırmaya meraklı veya bir şeyler öğrenmek isteyen insanların da ulaşabilmesi için. Çünkü kitabın aslı yok. Türkiye'de kütüphanelerde yok. Üniversitelerin kütüphanelerinde yok. Sadece Irskan'ın kütüphanesinde bulmuştum bir tane. Onun da içindeki ciltleme hataları var. O yüzden kolayca akademisyenlerin bile kolayca ulaşamayacağı bir kitap. İnşallah şimdi artık herkesin ulaşabileceği bir şekilde dönüşmüş oldu. Evet, biraz da Creswell'i anlatayım. Creswell de 1874 doğumlu. Creswell'in doğduğu dönemden işte 1900'lere gelinceye kadar ki olan yıllarda Avrupa'da özellikle İslam mimarisine, erken İslam mimarisi derken işte daha çok onlar tabii şatafat gösterişle ilgileniyorlar. İşte Kudüs'teki Kubbetü Sahra, Şam'daki Şam Emevi Camii, onun içinde bulunan mozaikler falan, süslemeler. Yüzyıllarca aşağı yukarı 1600'lü yıllardan itibaren Avrupalı seyyahların Orta Doğu'ya gezmeleri ve sırasında aldıkları notlardan, yaptıkları çizimlerden Avrupa'da bu ilk eserlere karşı çok ciddi bir hayranlık, merak uyanmış. Onun devamında da yüzyıllar boyunca, yani 1600'den işte 1856'da biliyorsunuz Sultan Abdülmecid'in şeysi var, ıslahat fermanı mı? 1839'da bir ferman var. Neydi o? 1839. Birisi ıslahat fermanı, birisi... Azimat var hocam. Azimat fermanı işte. Evet. 1856'daki fermanda Avrupalıların da İslam eserlerinin içine girmelerine, yani Avrupalı dediğim Müslüman olmayan insanların da bu İslam büyük mimari eserlerin, camilerin, külliyelerin içine girmelerine resmen müsaade edilmiş Avrupa'nın baskısıyla. Bu tarihe kadar işte 1600'lerden 1856, 250 sene yapıyor. Tabi herkesin de gitme imkanı yok buraları. Dolayısıyla en az 300-350 sene Avrupalılarda ciddi bir hayranlık oluşmuş bu camilerin içini görmeye karşı. Bir sürü Avrupalı seyyahlar hatıratlarında geçiyor. Hep böyle sahte kimlikle Müslüman kılığına girerek veya gece bekçisilerine rüşvet vererek bu camilerin, önemli camilerin, Kayravan Camisi olsun, Kubbetü Sahra olsun, Şam Emeviye Camii başta olmak üzere işte bunlara girmeye çalışmışlar gizli gizli. Orada birkaç tane resim, çizim falan yapmaya çalışmışlar. Daha sonra bunları hatıratlarında yazmışlar, anlatmışlar. Bunlar İslam mimarisi hakkında yazılan eserler 1700'lerde, 1800'lerde özellikle 1800-1900 arasında biz de deriz yani peynir ekmek gibi satıyormuş diye. Onlar da hot cake gibi diyorlar. Yani İslam, erken İslam mimarisi eserleriyle ilgili yapılan her yayın peynir ekmek gibi satıyormuş. Çok para kazandıran bir şeymiş. Hala da Avrupa'da bu alanda çok pahalı, prestij kitaplar çok büyük fiyatlarla satılıyor, müşteri buluyor. O yüzden Creswell'in içinde doğduğu ortam, büyüdüğü ortamda da hep böyle insanlar İslam mimarisi eserlerinin ne kadar şahane olduğu, ne kadar güzel şeyler olduğu konusunda konuşulan bir ortamda büyümüş. Dedesi zaten Katolik papazı. Onun dışında Creswell de özel olarak çocukluğundan beri, ilkokul yıllarından beri İslam mimarisi eserlerine büyük ilgi duymuş. Dergileri, bu alanda yayınlanan kitapları satın alacak maddi imkanı da olmadığı için işte mahallenin kütüphanesine gelen dergilerden, kitaplardan hep bunları ilgilenmiş, gidermiş, kütüphaneye oturmuş. O yayınlardaki İslam eseriyle ilgili yazıların hepsini ayrı ayrı katalog yapmış. Kendisi elinle yazarak dosyalar hazırlamış. Yani 18-20 yaşına geldiğinde 300'den 400'den fazla sayfa tutarında bilgi varmış elinde mesela. Daha sonra işte 20'li yaşlarından sonra iş hayatına atılınca bir 15-20 senede değişik işlerde çalışmış ama gençliğinde, lise yıllarında
teknik çizim eğitimi falan almış. Öyle bir altyapısı var. Sanata da meraklı tabii. En son 1913'te o zaman İngiltere'nin sömürgesi durumunda olan Hindistan'daki yerel yönetimin Hint mimarisiyle ilgili uzman, mimari eserleri tespit edecek uzman aradığı gazetede ilanını görmüş, ona müracaat etmiş. Oraya yaptığı müracaatta diyor ki, ben Hint mimarisinden anlamam ama diyor, Muhammedi mimari derseniz diyor, o konuda elimde 1000 sayfaya yakın bilgi var diyor. Kendi özel 20-25 yıldır tuttuğum diyor, isterseniz gelebilirim diyor ve kabul ediyorlar adamı. Tam gidecekken Birinci Dünya Savaşı patlak veriyor. Gidemiyor. Ve önceki yıldan herhalde bir askeri bağlantısı var ki göreve çağırıyorlar bunu da. O yıllarda İngilizler Orta Doğu'yu kontrol etmek, takip etmek için Kahire'de Arab House dedikleri bir merkez kuruyorlar. Savoy Hoteli vardır, meşhur, bütün dünyada şubeleri var. Savoy Hotel'in üst katında Arab House denilen yerde Orta Doğu'ya gönderecekleri elemanlara bir kısa bir eğitim verdikleri bir yer var. Creswell'i de oraya çağırıyorlar. Oradan göreve gidiyor. Fakat uçakta kaptan yardımcısı, uçaklarda yani havadan artık bombalama mı yapıyor, keşif mi yapıyor? Neyse, uçaklarda kaptan yardımcısı olarak malzemeci diyorlarmış buna. Bunu görev yapıyor Birinci Dünya Savaşı sırasında ve zaten elinde de haritalar falan da var, bilgiler var. İşte havadan gezerken bütün Filistin'in, Ürdün'ün, Bağdat'ın, düşünün o civarlarda havadan gezerken bile eserlerin yerlerini falan tespit ediyor. Ha diyor, şurası şu olsa gerek, şurası bu olsa gerek. Savaş biter bitmez de hemen Kahire'den ayrılıyor. İngiliz ordusundan ayrılıyor. Tekrar Kahire'ye gidiyor. Ama Arab House'a gitmiyor. Kafasında projeler var. Kral Fuad var o zaman tahtta Mısır'da. Bir proje yapıyor. Kral Fuad'a gidiyor. Diyor ki, ben diyor İslam mimarisiyle ilgili, Mısır'ın İslam mimarisiyle ilgili kitap hazırlamak istiyorum diyor. Biliyorsunuz Kahire'de de erken İslam döneminden başlamak üzere çok sayıda İslam mimarisi var. Ben diyor bir proje yapmak istiyorum. Gidiyor kralı ikna ediyor. Kral diyor ki, tamam ben arkandayım, ne istiyorsan yap. Onu maaşa bağlıyor. Bir de Mısır'daki bütün kütüphanelerdeki veya mimari eserlerin hepsine serbestçe girip çıkma şeysi veriyor. Eline belge veriyor. Dolayısıyla hem maaşı var hem de bütün yerlere, ben Kahire'ye gittim mesela, bir camide resim çekmek bile o kadar büyük sorun ki. Ben resim çekiyordum, Mısır'la etrafıma toplandı. Sen kimsin, nerelisin, casus musun, İsrailli misin falan, böyle halkta acayip bir tepki var. Ama Creswell'e ta 1925'li yıllarda Kral Fuad eline evrak vermiş. Bütün camilere girip resim çekebilir, bütün kütüphanelere gidip evraklara, kitaplara ulaşabilir diye. Arkasında kralın desteğini alınca tabii o da başlamış çalışmaya. 1932 yılında birinci cildi çıkartmış. Erken İslam mimarisi diye. Kral Fuad'a aslında Mısır'ın erken mimarisini hazırlayacağım diye proje vermiş ama bu arada onun elinde daha çok erken İslam mimarisi, Mescid-i Nebevi'den, Şam'dan başlamak üzere işte malzemesi çok olduğu için ikisini birden götürmeye çalışmış. Hem Mısır'ın erken İslam mimarisi hem de kendi başına İslam mimarisi, erken İslam mimarisi diye. Mısır'ın İslam mimarisi eserini 1952 yılında yayınlamak nasip olmuş. 22'den, 23'ten 52'ye kadar 30 yıl bu erken İslam mimarisi konusunda yoğunluk vermiş. Tabii o arada bir sürü olaylar var. Kral değişiyor, ölüyor, yerine başka kral geliyor. Kendisinin başından bir sürü olaylar geliyor. 1952'de biliyorsunuz Mısır'da devrim oldu. Kitaplarına falan el koyuyorlar. Neyse, konuyu uzatmayalım. Vaktimiz de sınırlı. Dolayısıyla Creswell Mısır'da tam oryantalist olarak, yani tam dört dörtlük bir oryantalist olarak görülmüş. Necip el-Akiki var. Onun Müsteşrikin, el-Müsteşrikin diye 2-3 ciltlik Arapça yayınlanmış bir kitabı var. O kitap henüz Türkçe'ye tercüme edilmedi. Ama ondan küçük alıntılar şeklinde 1-2 küçük kitap var oryantalistler hakkında. Bu el-Müsteşrikin'i birisi tercüme eder de çalışma yaparsa mesela, ben onun Creswell'le ilgili sayfasına ulaştım. Orada işte tam bir oryantalist olarak gösteriyor. Fakat Türkiye'de oryantalistleri çalışan özellikle hadisçi arkadaşlar, akademisyenler, oryantalistleri üç kısma ayrılıyorlar. Ayırıyorlar. Birincisi şüpheci oryantalistler. Buna ben aslında tam oryantalist diyorum işte. Şüpheci kelimesinin tam anlaşımı. Şüpheci demek hem kendi tarafından hem de karşı taraftan şüpheci olan. Ama oryantalistlerin, bu tam oryantalistlerin kendi cephelerinden bir şüpheleri yok. Sadece İslami her konuda her konuya, her iddiaya şüpheci olarak bakmak, yaklaşmak ve mümkünse kendileri de şüphe üretmek şeklinde bir konumları var. Yapılan çalışmalarında onu görüyoruz. Ortada
araştırmacılar, akademisyenler oryantalistlerin ikinci grubuna da mutedil oryantalistler diyorlar. Yani bir kasti bir bakış açısı tarafı yok. Ortada, açık, söylenilen şeyleri dikkate alıyor, inceliyor, aklı yatarsa kabul ediyor, kabul et, yatmazsa kabul etmiyor şeklinde mutedil olanlar var. Bir de taraflı oryantalistler var işte. Ben Creswell'i, yani Mısırlılar tam oryantalist sınıfına koyuyor ama ben çalışmalarını gördükten sonra mutedil oryantalistler sınıfına dahil edilmesi gerektiğine inanıyorum. O şekilde de görüşümü de belirttim birçok çalışmanın altında. O yüzden Creswell daha sonra 1969 yılında bu şeysi ilk yayınladığı kitabı, birinci cildi 1932'de yayınlamış dedik, ikinci cildi 1940'da yayınlamış. Bu 1932'de yayınlanan birinci cilt 1948'de Türkiye'ye gelmiş. İstanbul Üniversitesi'nin kütüphanesine girişi var, satın alma yoluyla. Gelmiş. Fakat ikinci cilt gelmemiş. 1940'da yayınlanan kitap gelmemiş. Dolayısıyla 1932'de yayınlanan ve 1948'de İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi'ne giren kitabın hali şu anda çok perişan. Sayfalar yırtılmış, ciltleri dağılmış. İngilizce olduğu için hangi cilt, hangi sayfa, hangi cilden sonra geliyor belli değil. Müthiş bir şey, yaralanmış, yıpranmış durumda. İkinci cilt de yok. Fakat bunları Creswell 1969'da yenilemiş, güncellemiş. Birinci cildi iki kitap halinde güncellemiş. İkinci cildi güncellemeye vakti olmamış. Ben bu işte Irsika'da bulduğum kitaptaki eksiklikleri tamamlamak için şeye gittim. Londra'ya gittiğimde British Library'de incelemeler yaptım. Orada eksikleri tamamladım. Şimdi birinci cilti iki kitap halinde genişletmiş fakat ikinci cilti genişletmeye vakti olmamış. Bu soruyu ararken Londra'da benim de tanıdığım şey var. İskoç asırlı Doktor Yakup Zaki var. O da şu anda 1934 doğumlu. Ben Londra'da yaşarken de tanışıyordum kendisiyle. Fakat tesadüfen, yani tesadüf yok tabii, yine tevafuken bir yerde oturuyoruz. Yanında oturduğum arkadaş da bu Yakup Zeki ile birlikte bir takım makaleler yazıyorlar, kitap hazırlıyorlarmış. Yakup Zeki ile toplantısı varmış, o da geldi. Tabii hatırlattım ben işte, ben sizinle şu tarihlerde, şuralarda tanışmıştım falan diye. O tabii çok arkasında dolaşan çok insan olduğu için herkesi hatırlamıyor. Ha dedi, evet tamam, ben tarihlerde gelmiştim oralara falan dedi. Tabii işte 1990'larda falan birkaç konferansına gitmiştim. Bu Yakup Zeki 1934 doğumlu. Fakat 52-53 gibi, yani kendisi 20 yaşlarındayken Müslüman olmuş. İskoç asıllı. Ve 1952-53'te Mısır'da bulunmuş. Yakup Zeki'yle birlikte Creswell'le de tanışıyormuş yakından. Dedim ki o zaman ben size bir soru sorayım. Ben bu sorunun cevabını bulamadım. Creswell birinci cildi genişletmiş. İki cilt halinde yayınlamış ama ikinci cildi genişletmemiş. Neden dedi? Tamam dedi, ben o soruyu ben de sormuştum kendisine dedi. Şöyle, sebebi şu dedi. Çünkü birinci cildi genişletmek 20 yıl mı aldı demiş Creswell kendisi ona. Ben şu anda 1969 yılında 20 yılda genişletmiş birinci cildi. İkinci cildi de genişletmeye çalışsam bir 20 yılımı daha alır ama ben 90 yaşındayım şu anda. İkinci cildi genişletmeye vaktimin, ömrümün yeteceğini zannetmiyorum demiş. O yüzden yani ikinci cildi genişletmeye vakti kalmamış, ömrü yetmemiş. İnşallah onu da artık bizim nesilden, Türkiye'den Creswell'in bu birinci cildi genişletmiş halini, tüm kitabı görünce belki bundan sonraki genç arkadaşlar bu işin altına girerler. Çünkü 1940'da ikinci cilt yayınlandığında 32'de yayınlanmış olan birinci ciltteki bahsedilen birçok konu 1969'a gelince kadar Avrupalılar tarafından bir sürü araştırmalar, kazılar devam etmiş İslam dünyasında yani. Mesela en son ve en müthiş buluş Almanların Herzfeld'in 1911-12'de Irak'ta Semerra'da yaptıkları kazılardır mesela. Orası bilinmiyordu işte 1911'lere kadar. Orada 2-3 yıl Almanlar, o da II. Wilhelm'in Sultan Abdülhamit'le kurduğu arkadaşlıklar sırasında Alman arkeologların Irak'ta kazı yapmalarına özel izin almış ve Herzfeld 700 kişilik bir ekiple 2-3 yıl boyunca Irak'ta kazı yaparak Samerra'yı ortaya çıkartmış. Tabi oradan o kadar çok şey götürmüşler ki şu anda sadece fotoğrafları var ve toprak kerpiçleri var yani.
Evet, böyle bir özetten sonra konumuza başlayabiliriz inşallah. Evet, buyurun hocam. Soru falan yoksa ben... Öyle yapalım, sorular olursa chat bölümünden yazabilirler ya da oradan söz almak isteyenlere. Çünkü herkes aynı anda sesini açtığımızda sıkıntı olabilir, yayında da sıkıntı olabilir. Katkı yapmak isteyen ya da soru sormak isteyen olursa chat bölümünden yazarlarsa gerekirse mikrofonunu açıp belli bir süre söz verebiliriz ya da oradan yazılı bir soru olursa ben size iletirim hocam. O şekilde ilerleyebiliriz. Tamam, ben şimdi o zaman sayfa paylaşımına geçiyorum. İlk şeylerde ilk derste, ilk birinci ve ikinci derste şey yapmıştık. Başlangıçtan şuradan isterseniz şeyden bir başlayayım. İçindekiler kısmından bir fikir vermesi için size. Sayfam görünüyor galiba, değil mi? Evet hocam, şu an görünüyor. Evet, içindekilerde bakın, burada işte Kabe'den başladık, Mescid-i Nebevi. Daha sonra da Mescid-i Nebevi'nde, Nebevi planında, yani yatay planlı camiler var. İlk İslam döneminden inşa edilmiş. Bunlar Hamaulu Camii, Kufe'nin Kufe kuruluşu ve ilk Darül Mağarası, Basra ilk camii, Fustat'ta kurulan ilk Amr Camii olarak dört tane büyük önemli mescit var. Bunlar Mescid-i Nebevi planında yapılmış camiler. Bunları anlattık. Daha sonra da işte Kayravan'ı o dönemde atlamıştık galiba. Vaktimiz sınırlı diye. Şimdi bu dönemde Kayravan'ı dahil ettim. Biz oradan Kudüs ve ilk mescit ve sonraki Aksa camilerini de ikinci dersimizde işlemiştik. Bugün Kubbetü Sahra'dan başlayacağız şeklinde ben bir plan yaptım. Fakat Kayravan Camisi inşa tarihi olarak Kubbetü Sahra'dan önce olduğu için bu Kayravan Camisi'ni hızlı bir şekilde geçelim. Ondan sonra da Kubbetü Sahra'dan devam ederiz inşallah. Kayravan Camisi'nin en önemli özelliği işte 670 yıllarında özellikle işte 661'de Muaviye bin Ebu Sufyan'ın halifeliğinin iyice yerleşmiş olmasından sonra artık Mısır yoluyla Kuzey Afrika'da yayılmalara devam etmek şeklinde bir politika takip etmesinin sonucunda Ukbe bin Nafi, esas Fustat'ın Hazreti Ömer dönemindeki fethini gerçekleştiren komutan Amr İbn-i As'ın da yeğeni oluyor bu Ukbe bin Nafi. Onun komutanlığında o zamanki Mısır valisi de başka birisi tabii. Yine ismi Muaviye olan birileri var, Emevi taraftarları. Onların tabi hemen zaten daha önce Hazreti Osman zamanında şeyler var. Kuzey Afrika'ya İslam ordusunun yönelmesi var. Kayravan'ın falan fethi var. Fakat Hazreti Osman olayı, Hazreti Osman'ın şehit edilmesi, hariciler olayı, Hazreti Ali'nin dönemi falan, o 3-5 yıl karmaşa içinde geçtiği için tekrar ordu çekilmiş oradan. Sonra tekrar 670 yılında Müslümanlar tekrar Tunus'a doğru ilerliyorlar. Ordular görevlendiriliyor. Tekrar orası işte fethediliyor, ele geçiriliyor ve ilk cami yapılıyor 670'li yıllarda. Çok şey var, detaylar var. Kimlerle, hangi ordularla, orada tabii Bizans orduları da var. Yerli halktan insanlar da var. Müslüman orduları bunların hepsini mücadele ederek işte Tunus'u ele geçiriyorlar. Oraya ilk mescit yapılıyor. Şimdi burada bu gördüğümüz, bunun tabii sonraki yıllarda daha genişlemiş hali. İlk yapılar biraz daha böyle küçük oluyor. Bu da ta işte 70-80 sonra yapılan Şam Emevi Camii'nin kule minaresi şeklindeki minaresi. Bu çizimler, Creswell'in çizimleri. Meşhur komutanları var. İşte Hasan bin En-Numan var. Daha sonra Bişr İbni Safvan var. Tekrar inşa ediyor. Daha sonra Abbasiler dönemine geçince yine Kayravan, buna da Kayravan 2 demiş Creswell.
Yezid bin Hatim'in tekrar Kayravan'ı yeniden inşası, camiyi yeniden inşası var. Daha sonra Abbasiler biliyorsunuz Afrika'ya kadar gitmek, oralara ordu göndermek sıkıntılı olduğu için oraların o bölgelerde kendisi iyi liderlik yapabilecek, komutanlık yapabilecek insanlarla anlaşıyorlar. Yıllık onlardan belli bir vergi alıyorlar ve yönetimi kendilerine bırakıyorlar şeklinde bir sistem takip etmişler. Bu arada da işte Aglebiler denen bir hanedan aile o bölgede hakim oluyor. Onlar da tabii mecburen mimari eserlere, cami inşaatına falan önem veriyorlar. Onların tekrar inşası var. O da tekrar Kayravan'ın bulunduğu yerden başka bir yere, Abbasiye diye başka bir şehir kuruyor. Oraya taşıyor İbrahim bin Agleb. Bunlar da 2. İbrahim, 3. İbrahim şeklinde hanedan içinde devam eden bir şey var. Burada Kayravan Ulu Camii'nin çok önemli, hatırımızda kalması gereken eserlerinden birisi de şey. Burada ahşaptan bir minber var. Bu minber tekerlekli bir minber. Cuma günlerinin dışında yuvasına götürülüyor. Oradan Yavuz Bey, figür 123 ve onun devamındaki resimleri bulabilirseniz mesela onu büyükçe görebiliriz. Ben bunu indireyim aşağıya. Tamam hocam, siz paylaşımı indirirseniz ben buradan açabilirim figür 123. Stok şehir derseniz hocam kapatmanıza gerek yok onu. Siz verebilecek misiniz şimdi? Deneyelim. Onu iptal edin hocam. Siz stop şehir derseniz ben buradan paylaşabilirim o resimleri. Öyle mi? Evet. Benim orası kayboldu. Şimdi bulmam lazım onu. Bir dakika. Ama burada bir karışıklık var. Neyse, böylece devam edelim o zaman. Bulamadım. Benim ekranı alıyorum, almıyor. Bunu da alıyorum, almıyor. Neyse, devam edelim. İşte şeyi gösterecektim. Planda onun yeri vardı. Yukarıda kaldı. Tekrar şöyle yapayım. Nerede? Bakın şurada. Biraz büyüteyim o zaman. Tekrar gitti. Şurası mihrap, şurası mihrap önü kubbesi. Şurada minberin yuvası var. Şuraya sürüyorlar. Altında tekerlekleri var. Minber cuma günlerinin dışında bu yuvaya giriyor. Onun dışında sadece cuma günleri çıkartıyorlar. Evet, bu da işte ahşap minberin şeyleri, el işçiliğini gösteren detaylar. Çok müthiş bir şey. Fransızların bu bölgedeki işgaller sırasında bundan parçalar söküp götürmüşler, çalmışlar. Daha sonra onları yerine tamir yoluyla koymuşlar. Bu da işte Kayravan Camisi'nin şeysi. Yukarıdan görünüşü. Mihrap şu tarafta. Şurası kubbe önü mihrabı. Şu da sahana çıkan ikinci ve şu da kule minaresi. Bu da kıble tarafının avludan ön cephesi görünüşü. Bu da caminin içinden görüntüler. Maksure'nin arkasında, ha burada da var bir tane plan, bakalım. Evet, mihrabın önü ve mihrabın durumu. Bu geniş, bayağı işte bu ilk dönemlerde Maksure'den mihraba geçiş döneminde yapılan ilk mihraplarda oldukça büyük, geniş, derin şeysi var, plan var. Buradaki bunun eski planı da öyleymiş. Burada bir özellik de daha var. Aziz Hocam'la biz de çok konuşmuştuk bu konu üzerinde. Burada ilk Kubbe bin Nafi zamanından kalan mihrabın şu siyah büyük kalın örülü duvarın içinde kaldığı, bu caminin yeniden yapılışları sırasında halktan, cemaattan insanların bu bir mihrabı biz yıktırmayız, bu Kubbe bin Nafi tarafından yapıldı diye mimara şeysi var. Mimarla tartışmaları var. Mimar da diyor ki ben size bunu yıkmayacağım. Bunun önüne yeni bir mihrap yapacağım diyor. Onun da şuralarda resimleri olması lazım. Şurası
mihrabın içi bu. Şu şekilde mihrabın mermer kaplama yapıyor ve şu deliklerden arkadaki mihraba ulaşılabiliyor, görülebiliyor imiş o zamanlar. Aziz Hocam bir öğrencisini, Tunuslu bir öğrencisine rica etmişti. O da gitti o arkadaş. Bakmış oradan ama ulaşılmıyor, şu anda bir şey görülmüyor şeklinde bir haber getirmiş diye hatırlıyorum. Fakat Creswell'in kitabında öyle söylüyor. Halk itiraz etmiş, biz bu mihrabı yıktırmayız. Ukbe bin Nafi'nin mihrabı bu diye. Mimar da onu yıkmıyorum, önüne yapıyorum. Sizin mihrabınız yine arkasında kalıyor. Şu siyah bölgenin içinde kaldığı söyleniyor arka tarafında bu mihrabın. Şu andaki bilgi bu aşamada. Fakat birileri araştırırsa yeniden inşallah daha güncel bilgilere ulaşacağız. Şimdi bu da işte Creswell'in çizimleri. Ukbe'de dahil birçok şey almış. Bu da deminki mihrabın panelleri, mermer delikli panelleri. Tabii Creswell pek çok detaylı. Bu da işte şu andaki mihrabın görünüşleri. Şu mihrabın yüzeyini kaplayan luster çinileri deniyormuş bunlara. Bunların da Bağdat'taki şeyden getirildiği bir imalat yeri varmış, Çin imalat yeri. Oradan getirildiği şeklinde bilgiler de var. Onlar da orijinal dönemden kalma yani. Evet, buradan geçtik. Şimdi şeye geçiyorum. Şu işte minber, biraz önce bahsettiğim altı tekerlekli minber. Bunun yanında da, şurada da bayanların namaz kıldığı yerin perdesi var. Bu da aynı bununla aynı zamanda yapılmış. Çok müthiş. Üzerinde ahşap işçiliği var. Müthiş yazılar var. Kayraman Camisi'nde böylece atlamadan tamamlamış olduk. Şimdi Kudüs'teki Mescid ve Aksa camilerini görmüştük. Aksa Camisi'nin ahşapları diye bir konu var. Onu da hızlı bir şekilde geçeyim. Bu konuyu Creswell kendisi araştırmamış. George Marchais diye bir Fransız oryantalist var, araştırmacı. Onun bu konuda özel çalışmaları varmış. Onu alıntı yaparak kitabına koymuş. Birkaç makalesinde George Marchais'le acayip iddialaşıyorlar, tartışıyorlar mesela ama böyle bir yayına konuşmuş kendisiyle. O da katkıda bulunmuş. İlginç bir şey yani. Birbirinin boğazını sıkacak derecede çok aşırı ithamlar, suçlamaları var mesela. Yalancısın, iftiracısın, sen uydurmuşsun falan bu konuları diye. Ama Creswell kitabını yayınlarken bu konuda bilgim yok benim, sen bu konuyu biliyorsun, bana ver çalışmalarını diye Marchais'ten rica etmiş, onun şeylerini almış. Çünkü onun çektiği fotoğraflar varmış. Bakın bunlar. Şimdi Mescid-i Aksa'nın içinde şunları görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu kirişler, işte ahşap kirişler var bu şeylerin. Sütunların arasında birbirini bağlayan. Bunlar ahşap kaplamaymış. Şu şekilde. Bunların üzerinde de hep şeyler var. Üzeri motif kaplamalı. Yani bunların Abbasi döneminden kalma olduğu, 754 yılında, 758 yılında Cafer el-Mansur'un yaptırdığı, Mescid-i Aksa'yı yeniden yaptırdığı dönemden kalma olduğu söyleniyor. O zaman Abbasi dönemindeki motifler, ahşap işçiliği. Ben buraya aşağı yukarı yarısını aldım. Creswell'in kitabında bir bu kadar daha var. Buradaki erken dönem motiflerle ilgilenen arkadaşlar için çok ilginç konular var. Çok önemli çizimler var, motifler var. Onlar isterlerse bu konuyu çalışmak, yani bir güzel bir yüksek lisans konusu çıkar. Abbasi dönemi 750 yılına, 758 yılına ait Abbasi motiflerini gösteren, bakın bu motifler, o ahşapların üzerinde bulunan motiflerin hepsini tek tek, kaç çeşit motif var, hepsini incelemiş, tekrar almış. Ben buraya yine yarısı kadarını aldım tabii. Bu konuyu da bir gündeme getirmiş olarak geçelim. Ve buradan Kubbet-i Sahra konusuna başlayalım. Evet. Şimdi Kubbet-i Sahra aşağı yukarı 45 dakikamız var. İnşallah bu 45 dakika içerisinde bu Kubbet-i Sahra konusunu tamamlamak istiyorum. Bu arada birçok tabii siyasi ve tarihi konulara da değiniyoruz. Eğer kafanıza takılan bir soru olursa oradan mesaj kısmından yazarsanız Yavuz Bey inşallah o konuda haberleşeceğiz ve sorularınıza da cevap vermeye çalışarak devam edeceğiz. Şimdi Kubbet-i Sahra.
Bu kubbeti sahra, biliyorsunuz sahra kaya demek. Kayanın üstündeki kubbe demek. Yapı. Yapının adı kayanın üstündeki kubbe. Ya da kubbeli kaya mı deriz artık, ne deriz? Bunu 688 yılında başlanmış, 692 yılında da inşaatı bitmiş. Creswell diyor ki burası cami olarak yapılmadı. Şu anda cami olarak kullansa da burası bir ziyaretgah olarak yapıldı diyor. Banisi de Abdülmelik bin Mervan. Biliyorsunuz Abdülmelik bin Mervan Emevi halifelerinin kaçıncısı? Şeyden sonra, Yezid'den sonra, Yezid'in oğlu 2. Muaviye halife oldu. O da 5-6 ay kaldı. Ondan sonra 684 yılında Abdülmelik bin Mervan'ın babası Mervan. Mervan biliyorsunuz Hazreti Osman'ın damadıydı. O halifelik yaptı. Mervan'dan sonra da Yezid'in oğlu Halid aslında halife olacaktı anlaşmaya göre. Fakat Mervan ailesi çok kurnazlık yaptı. Halifeliği tekrar Yezid'in oğluna vermediler. Yezid bin Muaviye'yi kastediyorum burada. Yezid'in oğlu Halid'e vermediler. Halid'e Basra valiliğini verdiler. Halid de zaten yaşı gençti. Böyle 10-12 yaşlarındaymış. Ona valilik verdiler. Yanına da naipler verdiler. O valilik yaparken Abdülmelik de çok şey birisiymiş zaten. Hem bilgili, hem tecrübeli, hem dirayetli, hem kurnaz. Dini yönden de kendini iyi yetiştirmiş. Dolayısıyla Abdülmelik halifeliği aldı. Abdülmelik'ten sonra da kardeşi Abdülaziz'e geçecek şeklinde Mervan vefat etmeden önce o şekilde vasiyet etmiş. Abdülmelik ölünce de halifelik Abdülaziz'e geçecek şekilde. Abdülaziz'i burada bir hatırlatma yapayım. Abdülaziz de Mervan'ın oğlu, çok önemli bir isim. Şundan dolayı önemli. Ömer bin Abdülaziz diye Müslüman, Sünni Müslümanların sevdiği bir Emevi halifesi vardı. Beşinci Raşid halife deriz hani. İşte o Ömer bin Abdülaziz. O Abdülaziz işte bu Abdülmelik'in kardeşi, küçüğü. Fakat Abdülmelik ona da şey yapıyor, hile yapıyor tabii. Ona devretmiyor. Kendi oğullarından devam etmesini sağlıyor. O şekilde bir Emevi saltanatı kuruluyor ve devam ediyor. Şimdi buranın neden yapıldığı, bu binanın neden yapıldığı konusunda şuradan şey açayım bari konuşurken. Ben bunu kapatsam Yavuz Bey bulsa haritalar ama demin yapamadım. Şimdi vakit kaybedeceğiz diye denemek istemiyorum bir daha. Hocam stok şehir derseniz ben buradan resimleri paylaşabilirim. Evet, ben o zaman şuradan bulayım. Konuları bulayım, size söyleyeyim. Siz bulunca hazırım derseniz o zaman değiştirmeyi tekrar deneyeceğiz. Ben değiştirdikçe ekranda değişiyor. Evet. Şu figür 159-160 eğer bulabilirseniz. Evet. Ben şuradan devam edeyim. Şimdi bu olay 683'te Yezid bin Muaviye halifeyken vefat edince Mekke'de Abdullah bin Zübeyr halifeliğini ilan ediyor. Medineliler ona biat etmiyorlar. Onlar da kendi aralarında bir halife seçiyorlar. Şam'daki Emeviler de biz de onlara halifeliğine biat etmeyiz. Biz kendi halifemizi seçeceğiz diye işte o Mervan olayı, Mervan oğlu Abdülmelik olayları devam ediyor. Bu arada Abdullah bin Zübeyr halifeliğini kuvvetlendiriyor. 9 sene kadar, 683'ten 692'ye kadar işte. Çok büyük savaşlar oluyor Müslümanlar arasında. 3 fırka. Küçük küçük şeyler de oluyor tabii ama en önemli iki fırka. Birisi Abdullah bin Zübeyr'in Mekke'deki halifeliği, birisi de Şam'daki işte Mervan ve Abdülmelik olarak devam eden Emevi halifeleri. Bu arada birkaç kişi daha tabii sahneye giriyor, çıkıyor. Onlar başarılı olamıyorlar. Şimdi Abdullah bin Zübeyr, Hazreti Ebu Bekir'in torunu, kızı Esma'dan olma. Babası da Zübeyr bin Avvam, aşire-i mübeşşereden diye bilinen. Zübeyr bin Avvam, Medine'ye hicrette ilk doğan sahabe çocuğu. Ve Hazreti Peygamber'in de ona duası olduğu da söyleniyor. Dolayısıyla Mekkeliler Abdullah bin Zübeyr'e biat ediyorlar. Tabii ona biat etme olayı Hazreti Hüseyin'in 683 Ekim ayında
Kerbela'da şehit edilmesi olayından sonra gerçekleşiyor. Çünkü Hazreti Hüseyin sağken ona biat etmek istiyor çoğunluk tabi. Hazreti Hüseyin'in şehadet olayından sonra da artık insanlar mecburen Mekke'dekiler Abdullah bin Zübeyir öne çıkıyor ve ona biat ediyorlar. Şimdi hac olayı diye bir şey var İslamiyet'te. Mecbur buna. Suriyeliler, Şamlılar da uymak zorundalar. Onlar her yıl haca geldikleri zaman Abdullah bin Zübeyir onlara konuşuyormuş, vaaz ediyormuş. Onları kendisine taraftar olarak kazanıyormuş. Yani ikna ediciymiş. Emeviler de Abdülmelik özellikle Suriyelilerin şeye gitmesini, haca gitmesini yasaklamaya çalışıyormuş. Çünkü gidince Abdullah bin Zübeyir'den etkileniyorlar ve bizim tarafımızı biz onları kaybediyoruz diye Suriyelilerin haca gitmesini yasaklama moduna girmiş. Onlar bu sefer de halk demişler ki ya hac farz, bize bunu yasaklayamazsın. Ne yapmamız lazım? O arada işte bu şey olayı devreye giriyor. Beytül Makdis olayı devreye gidiyor. Allah Resulü'nün bir hadisi var. Birinci versiyonunda sadece iki mescitte namaz kılmak için seyahat edebilirsiniz. Birisi Kabe, birisi de benim mescidim. Ama bunun ikinci bir versiyonu var. İkinci versiyonunda Kudüs de var. Mescid-i Aksa da var. Çünkü Mescid-i Aksa, Beytül Makdis olayı Kur'an-ı Kerim'de de geçtiği için birçok ravi veya birçok hadisçi diyelim bu ikinci versiyonunun daha sonra Emeviler tarafından ilave edildiğini söylüyorlar. Şiiler de bu görüşte olduğu için biz o görüşü fazla tutmamamız gerekiyor galiba Şiilerle aynı görüşte olmamak adına. Dolayısıyla Mervan'ın oğlu Abdülmelik diyor ki ben diyor Kudüs'te bir mescit yaptıracağım, işte bir ziyaret yeri yaptıracağım. Bu hadis-i şerifte de belirtildiği üzere onların ikinci versiyon olarak söylediği tabii İmam Şihab-ı Zühri yoluyla geldiği söyleniyor bu hadisin. Ama Zühri tabii Tebe-i Tabi'inden. O da bunun kaynağını işte Ebu Hureyre'ye dayandırıyorlar galiba. Diyor ki onda da işte seyahat için ibadet etmek maksadıyla sadece 3 mescide seyahat edebilirsiniz. Birisi Kabe, birisi benim mescidim, diğeri de Mescid-i Aksa. Şimdi böyle deyince insanlar haca gitmek yerine, Şamlı Emeviler haca gitmek yerine bu yeni yapılan mescidi ziyaret edebilirsiniz şeklinde bir ikna şeysine teşebbüs ediyor. O sebeple 4 sene içinde bu mescidi yaptırıyor. Şimdi bu mescidin, bu kayanın aslında Creswell'in yaptığı araştırmalara göre bu kayanın birkaç tane plan bulayım. Siz onu bulabildiniz mi Yavuz Bey? Hocam buldum ben 159-160 tamam, şu an hazır. Stop şey derseniz hocam alttan bunlar görünecek ekranda şu anda. Ben bunu indirince şimdi ben indirdim dosyayı siz koyabiliyor musunuz? Altta hocam şöyle yeşil your screening diyor. Yanında da stop share var diyor. Stop share'e bastığınız an benim ekran gelecek. Stop'u göremiyoruz. Zoom programında. Stop benim paylaşımda görünmüyor. Tamamen sayfayı kapatmayınca görünmüyor. Evet. Tamamen sayfayı kapatmayınca önceden böyle değildi. Deneme yaptık. Ha, şurada var. Tamam bir dakika buldum. Yukarıdaymış. Tamam. Evet. Şimdi buradan devam ediyorum. Şurası bu şu alan Beytül Makdis alanı. Şurası bu 2. Süleyman Mabedi'nin olduğu yer. Tam bunun altında içinde Muallak Kayası. Bugün bizim Kubbetü Sahra'nın içinde bulunan Muallak Kayası var. İşte Süleyman Mabedi'nin de kutsalın da kutsalının yeri bu Süleyman 2. Süleyman Mabedi'nin içindeki mağara kabul ediliyormuş. Ama şeyden sonra
biliyorsunuz Yahudilerin milattan sonra 71 yılında Titus tarafından, bir de 137 yılında Hadrian, Roma İmparatoru Hadrian tarafından Kudüs'ten sürülmeleri var. O sürülmeler sırasında bu mabedin tamamen yıkıldığı konusunda bütün tarihçiler müttefikler. Dolayısıyla 137 yılından 330 yılına kadar bu mabet alanı burası yıkık bir halde, perişan halde duruyor. Daha sonra da Hristiyanlık, işte Bizans, Konstantinus zamanında Hristiyanlığı resmi din kabul ettikten sonra burası Hristiyanlar için hiç önemi olmayan bir yer. Onlar için önemli olan şeyde bir sonraki şeyde ne vardı Yavuz Bey? 160'da ne var? Bu 160 hocam. Şu 169'da aksonometrik bir görüntüsü var. 159, 160'da bakabilir miyiz? 160 az önceki planda hocam. Şu. Burada hala 159 görünüyor. Değiştirebiliyor muyuz şeyi? Hemen göstereyim hocam. Şu an planı mı görüyorsunuz hocam şu anda? Beytül Makdis alanı çizimi görüyorum. Plan bu merdivenli şeyi var. 159 görünüyor bende. Ha, burayı istiyorum. 160, evet. Şimdi burası işte Kubbetü Sahra şurada. Tam o Beytül Makdis alanındaki mabedin olduğu yere, kayanın üzerine yapılmış. Şurada oku takip ederseniz şu taraflarda bir yerde aşağı yukarı 300-500 metre ileride Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği yer ve gömül olduğu yer, daha sonra o gömülü olduğu yerden mezar cesedinin kaybolduğu yer olarak Yükseliş Kilisesi diye bir şey var Kudüs'te. Hristiyanlar için en önemli yer orası. Hac yeri de aynı zamanda. Bütün Hristiyanlar işte 25 Aralık 1 Ocak arasında hacı olmak için Kudüs'e geliyorlar. Çile yolu falan var işte. Oradan haç taşıyorlar Hazreti İsa'nın yaptığı gibi. Orası önemli. Orada o mağara var. Buradaki mağara Yahudiler için önemli. Bu Kubbetü Sahra'nın altındaki mağara Yahudiler için önemli. Çünkü bu mağaranın üstünde Hazreti İbrahim'in kendilerine göre büyük oğlu olan hani İshak var. Hazreti İshak'ı kurban etmeye çalıştığı ve kurban etmediği ve Allah-u Teala'nın bir kurban gönderdiği, aynı bizim İslamiyet'teki gibi. Biz Hazreti İbrahim İsmail'i kurban etmeye çalıştı diyoruz. Yahudiler de Hazreti İbrahim İshak'ı kurban etmeye çalıştı diyorlar. O yüzden o kaya ve kayanın altında da ahit sandığı falan saklanırmış işte. Yahudiler için önemli olan hazineler falan saklanırmış. O yüzden onlar için önemli. Daha sonra da Kur'an-ı Kerim'de Beytül Makdis alanının ve Mescid-i Aksa'nın ayetlerinden öneminden bahsedilmesi sebebiyle bu alan şurası işte, şu sınırları belli olan alan. Bunun hepsine Arapların çoğu Mescid-i Aksa diyor, bütün bir kısma. Fakat daha sonra şu önde görünen, bakın fareyi gezdirdiğim yerdeki ve şu andaki Mescid-i Aksa'nın bulunduğu alan. Bunun da cami olarak adı, yapı olarak adı Mescid-i Aksa olduğu için hem Mescid-i Aksa deyince bu cami anlaşılıyor, hem de geniş manada Mescid-i Aksa deyince bu alanın, Beytül Makdis alanının hepsi anlaşılıyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de bu Beytül Makdis alanının hepsinin kutsal olduğu, değerli olduğu bahsediliyor. Şimdi 330 yıllarında Bizanslılar Hristiyanlığı resmi din kabul ettikten sonra Yahudilere de ehli kitap olmaları sebebiyle biliyorsunuz İncil'in önünde eski ahit var. İncil'e de yeni ahit deniliyor. Bütün Hristiyanlar eski ahidi kabul ediyorlar. Sonra da eski ahit bitti, yeni ahit geldi diye İncil'i kabul ediyorlar. Dolayısıyla onlar için de bir kısmen önemi var. Onlara diyorlar ki bakın siz önceden çok sürgüne gönderildiniz. Kudüs'e sokulmadınız falan. Biz de Hristiyan olarak devlet ele geçirdik. Yönetim Hristiyan şimdi. Sizi de işte ehli kitapsınız. Biz de sizi kabul ediyoruz. Kudüs'e yerleşmenize müsaade ediyoruz diyerek Yahudilerin de 330 yılından itibaren Kudüs'e yerleşmelerine müsaade etmişler. Ne zamana kadar? 610 yılına kadar. Fakat bu 300
300 yıllık süre içinde Yahudiler bu Beytülmaktis alanına II. Süleyman Mabedi'ni yeniden yapmaya çalışmışlar. Ama Hristiyanlar da buna müsaade etmemişler. Sebebi de şu, İncil'de iki tane ayet var. Birisi Allah-u Teala diyor ki Yahudilere, eski ahitte de varmış bunun şeysi, bağlantısı. Yahudilere hitaben deniliyor ki İncil'de, siz artık mabedi yeniden inşa edemeyeceksiniz. İkinci ayette de, İncil'deki ikinci ayette de diyor ki orada taş üstüne taş koymayacaksınız artık. Çünkü bunu Hazreti İsa'ya ihanet etmiş olmaları sebebiyle Allah-u Teala'nın Yahudileri cezalandırmak için onlara mabedi bir daha inşa ettirmeyeceğine dair ayet olarak görüyorlar. Yahudilere bu alana 300 yıl boyunca mabedi inşa ettirmiyorlar. Artık 610 yılında Sasaniler dediğimiz, bugünkü İranlıların ataları da kabul edilen ateşperest Sasaniler diye bir devlet vardı biliyorsunuz Orta Doğu'da. İslamiyet'in geldiğinde onlar da hakimdiler İran ve Irak coğrafyasında. Onlar da Bizans'tan şeyler, imparatorluk çekişmeleri yaşayan, toprak sınırlarını birbirine alıp veren, savaşta devamlı savaşan bir devlet. 610 yılında Sasaniler Bizans'a savaş açıyorlar ve savaşıyorlar. Bakın dikkat edin, 613 yılında. 613 yılında savaşıyorlar ama savaşın öncesinde şöyle gelişmeler var. 610 yılında İslamiyet gelmiş. 3 yıl olmuş daha gelelim. Mekke'de Hazreti Peygamber işte 5-10 tane sahabi var. Davetlerine devam ediyorlar. Ateşperest İranlıları Mekke'nin müşrikleri de tutuyor. Fakat Müslümanlar Bizans'ı tutuyor. Ehli kitap olmaları sebebiyle bu çekişmede. Kendilerinin hiçbir maddi veya askeri gücü olmadığı için sadece seyirci durumundalar. Bu arada Yahudiler de Hristiyanlar kendilerine bu Beytülmaktis alanına Süleyman Mabedi'ni inşa ettirmedikleri için Hristiyanlara kızgınlar ve bütün Yahudiler Sasani tarafını tutuyorlar. Ateşperest olmalarına rağmen. Ehli kitap olan Yahudiler ateşperest İranlılarla anlaşıyorlar. Sasanilerle anlaşıyorlar. Ve Bizans'a karşı savaşıyorlar 613 yılında. Ve Bizans'ı çok şiddetli bir şekilde mağlup ediyorlar. Ama Sasanilerin Yahudilerle bir anlaşması var savaş öncesi. Diyorlar ki, Yahudiler kendileri talep ediyor tabii. Eğer biz savaşı kazanırsak Kudüs'ün idaresini bize vereceksiniz. Sasaniler de tamam diyorlar. 613 yılında ilk savaşta Bizanslılar mağlup olunca Kudüs'ün yönetimini Yahudilere veriyor bunlar. Yahudiler de yönetimi alır almaz hemen buraya bir mabed inşaatına başlıyorlar. Tabii mabed inşaatı büyük proje olduğu için hemen öyle 1-2 yılda yapılacak bir şey değil. Ve bu arada da Hristiyanlara da eziyet ediyorlar. Diyorlar ki siz 300 yıl boyunca bize buraya mabed yaptırmadınız. Şimdi yönetim bize geçti. Hristiyanların işte kafalarını vuruyorlar. Sıkıntı veriyorlar onlara. Hakaret ediyorlar falan. Bu arada önemli bir şey oluyor tabii. Ayet iniyor. Kur'an-ı Kerim'de ayet iniyor. Rum suresinin ilk 2-3 ayeti. Orada deniliyor ki işte evet Bizanslılar, Rumlar yenildi. Fakat onlar yakın bir zamanda, bu yakın bir zamanda parantez içinde belirtiyorum, tefsirciler işte 3, 5, 7, 9 şeklinde sene veriyorlar. Burada önceki derste, ikinci dersin son kısımları dinlenirse orada bunun detaylarını anlattım tekrar. Çünkü 15-20 dakika sürüyor onun içine girip çıkmak. Tekrar girmek istemiyorum. Çok kısa özet olarak geçiyorum. Yahudiler... İşte bu Süleyman Mabedi'nin olduğu yere tekrar mabedi yapmak için çalışmalara başlıyorlar. Fakat ayette deniliyor ki evet Rumlar yenildi. Fakat onlar kısa bir zamanda biz Sasanilere karşı, Ateşperestlere karşı galip gelecekler. Tabii bu Kur'an-ı Kerim'in bir mucizesi işte. Şu ana kadar pek üzerinde durulmayan önemli, çok önemli bir mucizesi. Yani 613 yılında çok perişan halde. Yani diyorlar ki Mekkeliler öyle bir yenildi ki Bizans, bu artık 100 sene, yani bize sittin sene deriz ya, sittin sene, işte sittin de Arapçadan geliyor, çok çok uzun sene belini doğrultamaz artık bu Bizans. Sasaniler öyle bir yendi bunları. Fakat buna aksi olarak Kur'an-ı Kerim diyor ki hayır, evet onlar yenildi, çok fena yenildi ama kısa bir zaman sonra, belli bir süre sonra
Sasanilere karşı galip gelecekler. Kur'an'ın mucizesi. Tabi Mekkeliler inanmıyorlar. Kur'an'a, Hazreti Peygamber'e, Kur'an'a insan inansalar zaten sorun olmayacaktı. Yine inanmıyorlar. Hazreti Ebu Bekir'in bir Mekkeli müşrikle şeysi var, işte bahse girmesi konusu var. Hazreti Peygamber'e haber veriyor. Diyor ki onu sen 3 seneyi uzat, 9'a çıkart, 10 deveyi de 100 deveye çıkart falan diye. Onun detayları 2. bölümün sonunda var. Ve gerçekten de 627-28 yıllarında ikinci bir savaş oluyor. Tabi bu arada geçen 10-15 sene içinde Bizans'ın içinde bir sürü imparator değişiklikler oluyor. Yeni bir takım böyle heyecanlı genç imparatorlar geliyor. Diyor biz koskoca imparatorluğuz, bu Sasanilere ve bırakacağız buraları. Tekrar toparlıyor, yeni bir ordu kuruyor. Sasanilerle yeniden savaş yapılıyor. Tabi Yahudiler yine Sasanileri destekliyor. Çünkü Kudüs'teki yönetimlerin devamı Sasanilerin savaşı kazanmasına bağlı. Bizans kazanırsa Kudüs ellerinden gidecek. Yine ateşperestlerin tarafında ehli kitap olan Hristiyanlar karşı savaşıyorlar. Fakat bu sefer gerçekten Kur'an-ı Kerim'in 10-15 sene öncesinden söylediği gibi Bizanslılar Sasanilere galip geliyorlar bu defa. Bu defa da Kudüs'ün yönetimi Hristiyanlara veriliyor. Hristiyanlara verilince Hristiyanlar da bu sefer siz diyorlar Yahudilere 15 sene boyunca bize eziyet ettiniz, sıkıntı çektirdiniz. Biz diyorlar gerçekten İncil'de yazdığı gibi buraya sizin mabed yapmanıza müsaade etmiyoruz. Bunu engellemek için de bu Beytülmakdis alanını şehrin çöplüğü ilan ediyoruz diyorlar. Buraya diyorlar bütün şehir çöplüğünü döksün ki bu Yahudiler buraya mabedi tekrar inşa edemesin. Çünkü İncil'de etmeyecekler yazıyor. Bu İncil'de böyle yazmasının sebebi de Hazreti İsa'nın başka bir mucizesi işte. Hazreti İsa'ya Yahudiler eziyet ederken onu Romalılara gammazlayıp teslim ettiklerinde Hazreti İsa onları uyarıyor. Diyor ki bunun belasını çekeceksiniz. Allah size bunun bedelini ödettirecek. Beni Romalılara teslim ettiniz, bana ihanet ettiniz diye. Onun sonucu da gerçekten işte 69 yılındaki çok büyük şeyde bütün Yahudiler Titus tarafından, Roma komutanı Titus tarafından Kudüs'ten sürülüyor. Bir daha girmemeleri de girenler ölüme cezalandırıyor mesela. O sırada da işte ayetler inmiş demek ki buraya bir daha mabedi yapamayacaksınız diye şeyler var. Evet, şimdi burayı kapatalım. Ben tekrar şeye döneyim. Derse döneyim. Dosyamı bulayım şuradan. Şu galiba. Bu değilmiş. Şu. Bunu ama paylaşamadım galiba. Tekrar bir daha deneyeyim. Şu galiba. Evet. Şimdi Yahudiler oraya giremiyorlar. Mabedi yapamadılar. Aradan geçiyor 636 yılına kadar işte. 610'dan 636'ya kadar, 628'den 636 aşağı yukarı 10 sene. 10 sene kadar sonra Kudüs önce Hristiyanların elindeydi. 10 sene sonra Müslümanlar Hazreti Ömer döneminde Kudüs'ü fethediyorlar. Ve 10 sene boyunca orası Beytülmakdis alanı bütün Kudüs şehrinin çöplük alanı olarak kullanılıyor. Ve oraya bütün şehir çöplerini yığdığı için de çok büyük yığınlar halinde çöpler var. Hazreti Ömer geldiği zaman, Kudüs'e girdiği zaman biliyorsunuz yayan gelecek diye Yahudi kitaplarında falan yazıyor. O ikinci bölümün sonunda bahsetmiştim. Kabe'l Ahbar var. Yahudi, Yemen Yahudisi dönmesi İslam'a giren. 100 yıldan fazla yaşayan adam. O da yanında giriyor. Hazreti Ömer gelince tabii şeyi araştırıyor. Neredeyse Süleyman Muhammed'in yeri neresi? Bakın şimdi o dönemde sene 637 Hazreti Ömer Hazreti Ömer'den önce ordu fethetmiş Kudüs'ü. Fakat Kudüs'teki işte Hristiyan papazları, Yahudi şeyleri falan biz diyorlar anahtarı size teslim etmeyiz. Halife gelecek. Bizim kitaplarımızda halife gelecek yazıyor. Haber gönderiyorlar. Halife geliyor. Ve Süleyman Mabedi'nin yerini soruyor. Haham olan Haham oğlu Haham Kabe'l Ahbar şeyin yerini gösteriyor. İşte biraz önceki anlattığım o Kubbetü Sahra'nın olduğu yer. Diyor ki buradaydı. O kendisi bir mescit yapmak istiyor tabii oraya. Mescit yapacak yeri ararken Kaab ona diyor ki işte bizim bu kayanın önüne yap diyor. Kıble de onun önüne yapınca önce kıbleye doğru Müslümanlar namaz kıldığı zaman önlerine kaya gelecek oluyor yani Yahudilerin. Hazreti Ömer ona orada tabii şey yapıyor, sitem ediyor. Yine diyor Yahudilik damarın tuttu değil mi diyor. Bizim mescidin önüne getirmeye çalışıyorsunuz sizin kayanızı diyor. Olmaz diyor. O biraz önce gösterdiğimiz planda
planda şunu değiştirsem gösterir mi acaba? Şu anda görünüyor mu bir şey? Değişti mi ekran? Değişmedi galiba. Neyse şuradan devam edeyim. Evet. Onun şunlar Kubbetü Sahra. Buraya gelmeden önce ben konuyu bitireyim. Hazreti Ömer, belki şuradan bulabilirim. Yok, onlar şeyde, Mescid-i Aksa kısmında kaldı. Şuradan gidelim. Evet, şurası bakın. Şurası figür 168. Şurası işte Hazreti Ömer'in Mescid-i Ömer olarak Mescid-i Aksa yok piyasada. Mescid-i Aksa'nın yeri Mescid-i Aksa denilen şey Süleyman Mabedi'ni kastediyor. Uzaktaki mescid manasına geliyor zaten. O Süleyman Mabedi yıkık durumda. Onun yerine Romalılar bir şeyler yapmışlar. Süleyman Mabedi'nden kalan yapıların kalıntıları falan var. Şurası, şu figür 170 dediğim yer var ya, şurası bakın. Burada Ömer Mescidi diyor bakın. Ömer Mescidi, Ömer Mihrabı. Şurası işte Hazreti Ömer'in şu yapıdan kalan kalıntıları kullanarak yaptığı Ömer Mescidi şuymuş. İnce, uzun. Şu tarafı batı duvarı, ağlama duvarı var şurada Yahudilerin. Şu tarafı da doğu duvarı. Şimdi şu da işte o şu mabedin, şu şeyin Süleyman Mabedi'nden veya Roma stoasından kalan şeylerin, sütunlarının bulunduğu yerler. Bunları kullanarak Hazreti Ömer buraya ince uzun bir mescit yapıyor. Bu mescit 637 yılından 705 yılına kadar devam ediyor bu şekilde. 705 yılında Abdülmelik'in oğlu Velid, 705-715 arasında Emevi halifeliği yapan Velid bin Abdülmelik, şu gördüğünüz figür 171'deki bakın şu dar olan alan hem kısaltılmış, şu kenarlarından kesilmiş, hem de eni genişletilmiş. Üç sahanlı şey planında, aynı Şam Emevi Camii planına benzer şekilde yeni bir oraya mescit yapıyor. Buna işte ilk Mescid-i Aksa deniyor. Kimisi de Hazreti Ömer'in mescidine ilk Mescid-i Aksa diyor. Kimisi Velid'in yaptığı mescide ilk Mescid-i Aksa diyor. Bu şekilde bir karmaşa var. Fakat 637 yılından 705 yılına kadar şu figür 170'te gösterdiğimiz Hazreti Ömer'in mescidi, Mescid-i Ömer deniyor buna. Araplar Mescid-i Ömer diyor. Mescid-i Ömer'le aşağı yukarı 65 yıl bu şekilde Kudüs'te Cuma camisi, Cuma mescidi dediğimiz mescid kullanımda kalıyor. Bu arada tekrar şeye dönelim, Kubbetü Sahra'nın yapılma şeysine, olayına. Bunlar da işte bakın şu Mescid-i Aksa'nın içinde Ömer Mescidi'nin olduğu yer. Şurası mihrabı, nostaljik olarak oraya bir mihrap yapmışlar. O zamandan kalma değil tabii de. Şimdi tekrar Kubbetü Sahra'ya dönelim. Evet. Abdullah bin Zübeyir'le devam eden siyasi çekişmeleri yüzünden Abdülmelik oraya bu mağaranın üzerine bu kubbeyi yaptırmaya karar veriyor. Onu da yaptırırken tabii Müslümanların o zaman şeyleri yok. Ustaları yok. Bunu yapacak ustaları yok. Bakın bu 1500'lü yıllarda 1483'te ilk defa Avrupa'daki yayınlarda çıkan Kubbetü Sahra'nın görüntüsü. Şuradaki bir fark var. Şu çatının kenarındaki korkuluk dediğimiz bizim hani balkon şeysi gibi. Bunlar mesela delikli duruyor. İlk yapıldığında böyleymiş. Buna da Süleyman Mabedi yazmış adam üstüne. 1483'te çizmiş bunu bir seyyah, Avrupalı seyyah. Temple of Süleyman diyor. Yani Süleyman Mabedi diyor. Aslında değil. Bu bizim Beytülmaktis şeydeki Kubbetü Sahra'mız. Ama Avrupalılar bilmiyorlar tabii neyin ne olduğunu. Kulaktan duyma duyduğu şeylerle yazıyorlar. Bunlar içinden detaylar var. Kubbetü Sahra'yı Abdülmelik yaptırınca, o arada tabii siyasi şeye döneyim tekrar. Konular hep birbirinin içine giriyor.
mecburen 691'de Abdülmelik meşhur Haccacı Zalim vardır. Irak valisi. Irak valisiyle anlaşıyor. Irak valisine diyor ki sen bu Abdullah bin Zübeyir'i halledersen seni diyor daha geniş Hicaz valisi yapacağım diyor. Haccacı da çok zalim birisi tabii. Gidiyor Mekke'yi kuşatıyor. 3-4 ay girişi çıkışı yasaklıyor. Büyük bir orduyla geliyor. Kabe'ye ateş ediyor mancılıklarla. Kabe tekrar zarar görüyor. Aynı olay 683'te de olmuştu mesela. O zamanki komutan da kuşatmıştı. Fakat Yezid öldüğü için, aniden öldüğü için kuşatmaya kaldırmıştı. O zaman da yine Kabe'ye mancınıklarla ateş atmışlardı. Yanmıştı, yıkılmıştı. Abdullah bin Zübeyir 684'te yeniden yaptırmıştı. Tekrar 691'deki kuşatmada da yine Haccacı Zalim tekrar işte mancılıklarla taşlar, büyük taşlar yağ ziftlere bulanmış, batırılmış yağlı bezleri taşların, büyük taşların üstüne sarıyorlar. Yangın çıksın diye mancılıklarla atıyorlar dışarıdan. Birkaç tanesi de Kabe'ye denk geliyor. Kabe de yıpranıyor, yıkılıyor tekrar. Ve Abdullah bin Zübeyir de artık etrafındaki insanlar da dağılıyorlar. Çünkü Emevi ordusu çok büyük dışarıda. Hep aylardır kuşatma yapıldı. İçeri dışarı Mekke'den içeri dışarı giriş yok. Aç susuz kalıyorlar. Çoğunluğu çekiliyor, yalnız bırakıyorlar. Abdullah bin Zübeyir de en son annesiyle istişare yapıyor. Annesi de o zaman tabii 100 yaşına kadar yaşamış. Esma, Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma. Annesi de diyor ki sen diyor bunu Emevilere teslim olacaksan diyor, olursan diyor şayet şimdiye kadar bu davayı niye götürdün? 9 senedir niye bunlarla savaştın? Şimdi teslim olacaktın, niye 9 senedir savaştın diyor. Savaşma, teslim olma bunlara diyor. Şerefinden davanı savun. O da işte artık birkaç yüz asker deniliyor. Kimisi 20-30 kişi deniliyor. Ama 20-30 kişi çok az bir rakam tabii. Birkaç yüz kişiyle kapıları açıyor. Dışarı çıkıyor ve Emevi ordusuyla savaşıyorlar. Savaşarak onlar şehit oluyorlar ve Emevi ordusu da galip gelmiş oluyor. Bu olayın arkasından zalim Haccac'ın işte zalimliğini tasdik eden başka bir kötü bir davranışı daha oluyor. Abdullah bin Zübeyir'in yani 9-10 yıl Hicaz bölgesinde halifelik yapmış Hazreti Ebu Bekir'in torunu, Hazreti Peygamber'in başını sıvazlayıp övdüğü Zübeyir bin Avvam'ın oğlu, büyük bir sahabe, halifeyi cesedini çıplak olarak Mekke'nin sokağında çarmıha gerer gibi ellerini ayaklarını böyle gererek sergiliyor. Bunu yapmasının sebebi de annesi Esma'nın Emevileri sevmediğini biliyor, onlara lanet okuduğunu biliyor. Diyor ki annesi gelsin benden özür dilesin, ben de o zaman cesedi indireceğim diyor. Aşağı yukarı 2-3 hafta Mekke'de o şeyi, Abdullah bin Zübeyir'in cesedini çarmıha gerilmiş şekilde böyle ellerinden ayaklarından çıplak vaziyette insanlara ibret olsun diye korkutmak için yani Emevilerin şiddetini, kuvvetini göstermek için asıyorlar ve sonunda Hazreti Esma da dayanamıyor. Yanından geçerken bir gün şöyle bir cümle sarf ediyor. Diyor ki bu ne diyoruz? İlan eden kişiye onların kullandığı bir isim var. Yani bu çağırıcı, bu davetçi, bu çağırıcının yani bu asılı kişinin yaptığı ilanat yetmiyor mu artık bunu burada asıyorsunuz hala diyor. Hemen askerler koşuyorlar Haccaca diyorlar ki annesi işte böyle böyle bir şey söyledi. Tamam diyor bunu ben özür olarak kabul ederim artık diyor. Çok da vakit geçti. Tabii insanlar da kınıyorlar onları. Abdullah bin Zübeyir'in cesedini indiriyorlar. Hemen Haccac koşa koşa geliyor Esma'nın yanına. İşte diyor duydum böyle böyle söylemişsin. Bunu ben özür olarak kabul ediyorum. Senin oğlum bize şöyle yaptı böyle yaptı falan diyor. Orada Esma annemiz şeyde işte Hazreti Esma da diyor ki ben diyor Hazreti Peygamber'den duydum. İki tane Sakıf şehri var. Bu Haccac bin Zalim de Sakıflı. Birisi Muhtar, birisi de bu. Diyor ki ben Hazreti Peygamber'in şöyle söylediğini duydum. Sakıf'tan iki tane kötü insan çıkacak. Birisi önceden çıktı, Muhtar'a Sakıfi'ydi. İkincisi de sen olsan gerek diyor. Sen oğlumun dünyasını mahvettin ama oğlum da senin ahiretini mahvetti falan diye aralarında böyle konuşmalar geçiyor. Bu olaydan sonra Haccac'ın işte şey yaptığı
yıktığı Haccac'ın mancılık ateşlerinden yıkılan Kabe'yi Haccac tekrar yapıyor. Hazreti Zübeyir onu Hazreti İbrahim'in planında yapmıştı. İlk Kabe konusu işlerken görmüştük. Şeyde Haccac da tekrar 605 yılında Mekke müşriklerinin yaptığı planda tekrar inşa ettiriyor Kabe'yi. Şu andaki Kabe planı da 605 yılında müşriklerin yaptığı planda olan Kabe planıdır. Ondan sonra da artık işte hacca gidince Suriyelilerin Abdullah bin Zübeyir tarafına dönmesi, Suriyelilerin tarafından ayrılması riski ortadan kalktığı için tam işte o yılda da bu inşaat bitiyor. 691-92'de Abdullah bin Zübeyir meselesi hallolunca bu yapıda, yapının inşaatı da tamamlanmış oluyor. Buraya ziyaret için gelmeye ihtiyaç kalmıyor. İnsanlar haclarını yapmak zorunda yapabiliyorlar serbestçe yani. Şimdi bu yapının şurada görelim. Bakın şurası Muallak Kayası. Bu kubbenin içinde altın renkli hani krom metalden yapılmış kubbe dışında şu kubbe işte. Bunun altında şurada şey var. Şurası da mağaranın olduğu yer. Şu planda görünen şu kaya. Bu kayanın içinde de mağara var. Burasını bakın tavafa müsait şekilde yapmışlar. Yani bu kayanın etrafını tavaf edecek şekilde bu kayayı kutsallaştırmışlar ve buna şey uydurmuşlar. Hazreti Peygamber Miraç'a giderken yeryüzünden ayrılırken son ayağı bu kayanın üzerindeydi. Bu kayanın üzerinden Miraç'a çıktı. Fiziki olarak bu kayanın üzerinden çıktı. Hazreti Peygamber giderken son ayağını kaldırırken bu kaya da ayaklandı. Ben de gelmek istiyorum dedi. Fakat hayır sen gelemezsin diye Peygamber onu gitti aşağıya doğru. O yüzden kayanın yarısı havada kaldı. Muallak kayası denildi buna deniliyor. Emeviler öyle bunu kutsallaştırmak için bazı şeyler, efsaneler uydurmuşlar. Benim araştırmalarıma göre bunun öyle bir efsanenle alakası yok. Hazreti Peygamber'in fiziki olarak bu kayanın üstünden Miraç'a gitmesine gerek yok. O olayın zaten rüya aleminde başladığı şeklinde rivayetler de var. Çünkü Miraç olayı bir akrabasının evinde uyurken veya Hazreti Ayşe annemizle hücresindeyken olduğu şeklinde. Çünkü gidip geldiğinde, döndüğünde işte yatağı hala sıcaktı falan soğumamıştı şeklinde. O çok rivayetler var. O konuya girmeyeyim. Ama Emeviler bu kayayı Hristiyanların biraz önce bahsettiğim Hazreti İsa'nın doğduğu çarmıha gerildiği ve cesedinin gömülü olduğu mağara var. O mağaraya rekabet olarak hem de Mekke'de haca giden Suriyelilerin Abdullah bin Zübeyir'e biat etmelerini engellemek için bir ziyaret yeri, haca alternatif olarak yapıldığını söylüyor. Özellikle var, Yakubi diye bir Şia yazar var. O iddia ediyor, Creswell de onu kabul ediyor. Yapılış sebebi o. Ama yapılışında benim araştırmalarımın sonucuna geldiğim şöyle bir kanaat oluştu. Yapılış sebebi o olabilir ama sonucunda öyle bir hikmetli olay olmuş ki bakın 692 yılı nereye? Bugün 2020 yılındayız. Aşağı yukarı 1340 yıl. 1340 yıldır bu yapı Beytül Makdis alanında duruyor ve Yahudilerin buraya mabedi yapmalarını engelliyor. Hala da bugün Yahudilerin bu Beytül Makdis alanına Süleyman Mabedi'nin yeniden yapmalarının önündeki tek engel bu yapı. Yani Allah-u Teala Emevileri bile kullanarak buraya böyle bir yapı yaptırmış ve bu yapının o kadar müthiş bir mimari özellikleri var ki bakın şurada üçgenler sistemi varmış bu yapıda. 692 yılında mimar arkadaşlar bunu daha iyi çözümlerler. Bakın bu yapının bütün hesaplamaları üçgenlerin katlanması, farklı üçgenlerin çarpılması şeklinde yapılmış. Bunu Avrupalılar çok güzel incelemişler. Bütün santim santim her tarafını ölçmüşler ve böyle bir şey çıkartmışlar. Bütün yapının içinde üçgenlerden oluşan bir sistem var. Üçgenler, çeşitli üçgenler ve onların katlanması şeklinde. Her tarafında müthiş bir mühendislik olayı var. Ve o yüzden bütün depremlere dayanmış. Ve içinde de çok güzel mozaikleri var. Mozaikler de zaten müthiş büyüleyici güzellikte. Onları son kısma koydum galiba. Şeyden bulabilirsek, bakayım ben size söyleyeyim onu. Mozaikler nerede? Kubbetü Sahra'nın mozaikleri.
Evet, figür 354'ten itibaren eğer bulabilirsek ya da ben şuradan aşağıya gideyim. Değiştirmek sıkıntı oluyor. Yapının içinde müthiş mozaikler var. Bu Avrupalılar yüzyıllarca bu mozaikleri görmek için merak etmişler. Yüzyıllarca gezgin, düzinelerce gezgin bunun mozaiklerini görmek için, bu mozaikleri görmek için çok rengarenk, tabii altın yaldızlı mozaikler var. İçi bütün mozaiklerinin süslü böyle. Kur'an-ı Kerim'den yazılar var üst şeritlerde. İhlas suresi var, kelime-i şehadetler var. Yani yüzlerce müthiş mozaik var orada. Burada tabii bakın Sasani yıldızları var, ay yıldız var. Bizim Türk bayrağının ilham kaynağı olan Sasani yıldızıdır bu. Ama onların yıldızı altı yapraklı, bizim yıldızımız beş köşeli. Birkaç yerde geçiyor. Bakın bunlar Sasani şeyleridir. Kanatlı bir yaratık var. Yahudilerde de var bu. Şeyin kutsal sandığın korucusu olan bir kanatlı aslan var. Onun motifleri. Yani yüzlerce güzel motif var içinde. O yüzden Kasnak'ta da aynı durum var. O yüzden Avrupalılar için de çok önemli bir sanat şaheseri olarak geçiyor. 692 yılında. Ama Avrupalıların buna önem vermesinin diğer bir nedeni, bunun mimarı ve ustaları Hristiyandı diyorlar. Müslümanların bunu yapacak ustası yoktu. O yüzden Hristiyan ustaların bunu yapmış olması açısından da önemli diyorlar. Avrupalılar da Yahudilerin önünde duruyorlar yani bu yapının yıkılmaması için. Bu yapıyı yıktıkları zaman Yahudiler buraya Süleyman Mabedi'ni yapmaya başlayacaklar tekrar. Bütün çalışmalar da bu yönde gidiyor. Şimdi bu yapının diğer bir şeysi, özelliği, yapı 692 yılında yapılmış. Fakat o zamanki kitabesini Abbasiler devrim yapıp da yönetimi Emevilerden aldıktan sonra, Abbasilerin El-Me'mun diye bir halifesi var. Harun Reşid'in büyük oğlu aslında ama küçük oğlu 4 sene halifelik yaptıktan sonra bu kardeşini katlederek yönetimi ele aldı. El-Me'mun. Bunun annesi Şia olduğu için Harun Reşid önce El-Me'mun'u halife yapmış, şehzade olarak tayin etmiş. Ne diyorlar ona? Veliaht. Kendisinden sonra halife olacak El-Me'mun'u halife, veliahtı tayin etmiş. Fakat demişler ki ya bunun annesi Şia kadın, İranlı. Bu adam halife olursa İranlılar saraya hakim olur, sen bunu vazgeç. Sonra ikinci oğlu El-Emin var, Muhammed'in Emin var. Bunu azletmiş, onu tekrar veliaht olarak tayin etmiş. 4 yıl El-Emin Bağdat'ta halife olmuş. Bağdat konusuna gelince oraya da gireceğiz. Fakat El-Me'mun bunu kabul etmemiş, savaş açmış, kardeşini katlettirmiş, kendisi tahta geçmiş. Fakat bu adam öyle bir hırslı bir adam ki, Abdülmelik'in yaptırdığı kitabeyi, bu Beytül Makdis, Kubbetü Sahra yapısının üstündeki kitabeyi değiştirtmiş. Bakın şurada, birinci kitabenin orijinal hali şu. Diyor ki, işte Müslümanların halifesi Mümin Abdülmelik, 92 senesinde 692'ye denk geliyor. Hicri 72. Hicri 72 yılında bu Kubbetü Sahra yapısını yaptırdı diye var. Kitabesi var. Fakat Me'mun gelmiş bunu. Bu Abdülmelik Abd kalmış. El-Melik parantez içinde ve C harfi. Commander demek. Lideri demek işte. Müslümanların lideri. Bu kısmı, Arapça kısmını söktürmüş. Buraya Abdullah, onun lakabı Abdullah'mış El-Me'mun'un. Abdullah El-İmam El-Me'mun. C yine komandör devam ediyor. Müslümanların imamı Abdullah El-Me'mun bunu yaptırdı diye yapmış. Fakat tarihini değiştirmeyi unutmuşlar. El-Me'mun'un Hicri 72 yılında halife olmadığı, tarihin değiştirilmemiş olmasından ortaya çıktığı için El-Me'mun'un bunun kitabesiyle oynattırıp kendi adını yazdırdığı, yani Abdülmelik yerine Abdullah el-İmam yazdırdığı anlaşılmış daha sonraki yıllarda. Arapçası da orijinalde şöyle bakın, orada yazıyor. Yani şuradaki harflerin seyrekliğine bakın. Buraya da Abdullah el-İmam el-Me'mun şeklinde sıkıştırmak için bu küçücük yere
kendi adını sıkıştırmak için kitabelerden öyle yaptırdığı da anlaşılıyor zaten. O yüzden bu saltanat hırsı, reklam hırsı insanların içinde ta o zamanlardan varmış. Burada bakın Kuvvet-i Sahra'nın sahip olduğu üçgenler sistemi hakkında Avrupalıların yazdığı çok önemli metiyeler var. Buralara girmeyeceğim. Vaktimiz de dolmuş. 15-30, 5-10 dakikaya toparlamaya çalışayım. İnşallah bu şekilde Kuvvet-i Sahra yapısında tamamlamış olalım. Bu konu üzerinde Avrupalıların çok fena uydurmaları var. Mesela demişler ki işte bu yapının şeysi, kubbesini Velid bin Abdülmelik falanca yerdeki kilisenin üstünden çaldı getirdi, bunun üstüne koydu. Yok işte bunun şeysinde kendisi yapmadı. Zaten ustaları işte Hristiyanlardı, Ermenilerdi falan diye uyduruyorlar. Bu muallak taşının etrafındaki o korkuluğu falan var. Bakın şu işte muallak taşı denen olay bu şekilde. Hristiyanlık döneminde burası Kudüs biliyorsunuz 1099 yılından 1187'ye kadar 187 yıl Haçlıların elinde kaldı. Bu Haçlıların elinde kaldığı dönemde bu kayanın Haçlılar gökten indiğini uydurmuşlar papazlar ve bu kayadan kilo parça parça kayayı altın karşılığı, kilo karşılığı altın olarak satmışlar mesela Hristiyanlara. O yüzden de Hristiyan kralları bunun üstünü mermerlerle kaplatmışlar. Papazlar bu taşı satmasınlar diye. Bayağı azalmış taş, küçülmüş kaya. Papazlar onu altın karşılığı satmaya başlamışlar. Bu kayanın, bu Kubbetü Sahra'nın etrafındaki dış şepesinde Osmanlı ile ilgili olan kısmına geleyim. Orada da bizim açımızdan şunlar, tavanlarında hala Osmanlı Sultan Abdülaziz'in zamanında yaptırılan ahşap şeyler var, süslemeler var. Bakın şurası iç kısmının içindeki dairenin, ikinci dairenin üstündeki ahşap şu işlemeler Sultan Abdülaziz zamanı 1867-68-70 gibi o tarihlerde Sultan Abdülaziz yaptırmış. Şurası işte muallak kayasının görünüşü. Bu da dışarıdan görünüşleri. Burada şu küçük yapı var. Hemen yeri gelmişken ondan da bahsedeyim arkadaşlar. Şu Kubbetü Sahra'nın yanındaki şu anda burada küçük bir şey var. Mihrap var. İçine yapmışlar. Buna silsile kubbesi deniliyor. Bütün kitaplarda silsile kubbesi olarak geçiyor. Aslında bu silsile kubbesi falan değil. Silsile kubbesini de hani Arapça silsile dediğimiz zaman biraz daha bir şeyler ifade ediyor ama yeni nesil gençler bunu silsileyi herhalde Google'a tercüme ettirdiler. Zincir olarak yazıyorlar. Zincir kubbesi. Zincir kubbesi olunca da hiçbir şey ifade etmiyor. Ne demek? Silsile olunca onu peygamberlerin silsilesi şeklinde bir takım bağlantı yapabiliyoruz ama zincir kubbesi deyince hiçbir manası yok. O yüzden orasının aslında hani şey yaparlar ya, eskiden binalar yapılmadan önce o binanın parasını nakit olarak binayı yaptıran bani mimara teslim edermiş. O yüzden de Müslümanların ilk şeylerinin, camilerinin içinde Beytülmal diye bir yapı var. Bilmem hatırlar mısınız? Hama'ya gidersek, Hama'dan göstereyim size. Hama Camii'nin Beytülmal yapısı hala duruyordu mesela. Burada yok ama en altta şey var. Beytülmal konuları var. Oraya gideyim. Oradan bulabilirsem bir Beytülmal yapısı göstereyim size. Beytülmal 74 numaralı hocam Beytülmal. Öyle mi? Ben indireyim isterseniz. Yok siz yan tarafta baktığınızda o Fihrist'te 74 numaralı Beytülmal. Oradan gösterin. Şam Emevi'ye de bakabilirsiniz. Şam Emevi'de de var. Evet, Şam Emevi'de de var. Ha tamam. Şam Emevi Camii'nin şeysinde de bulabiliriz. Bir tane. Nereye geçeyim? Şam Emevi'yi daha kolay bulabiliriz belki. Şuradan yukarı çıkayım. Farımız iyi oynamıyor. Şurada Şam Emevi Camii'ne gelelim.
Hala bir daha hazine yapısını bulamadık. Neyse, bulamıyoruz. Siz onu şeye koy, Avuz Bey'e koyabilir misiniz? Ben bunu kapatsam. Tamam hocam. Sen... Bakayım. Beytülmal. Evet. Bulmuş muydunuz önce siz? Ben paylaşayım hocam istiyorsanız. Tamam. Yani o yapının silsile kubbesi olan yapının aslında silsile kubbesi olmadığı şey yapılırken bu değil. Bu değil. Benzeri bir şey ama bu değil tam olarak. Ben onun şeysini söyleyeyim size o zaman. Bu da benim tüm ekranımı kapladı. Kendi şeylerimi görüyorum. 109'da neyse, bir tane var hocam. Bir de şöyle bir yapı var hocam. Belki bu olabilir mi acaba? Ha bu. Hey. Bu işte evet. Tamam. Yani bakın o silsile yapısının aslında içinde ortasında bir kubbe var ve kenarlarında böyle Beytülmal yapısı olarak bildiğimiz bir yapı varmış. Tamam, bunu indirebilirsiniz. Ben şimdi onun şeysini anlatayım. Nasıl sonradan genişletilmiş, bu hale gelmiş. Şurada mıydım? Evet. Neredeyiz? Batı Sahra. Şu, evet. İşte bu yapının aşağıda, bu yapının sizde Yavuz Bey, bu yapıyı Kubbetü Sahra'nın önündeki küçük yapıyı gören resimler var mı? Siz orada bu arada bakabilir misiniz? Hemen bakayım hocam. Yapının kendisini ben konuşurken. Şimdi bu yapının etrafında bakın ikinci bir daire var şurada. Bunu biraz büyüteyim ben. Bakın aslı, deminki gördüğümüz hama Beytülmal yapısı gibi şu ortadaki yapı. Ama sonradan şu kenarındaki etek, saçaklar buna sonradan ilave edilmiş. İlave edildiği için de bu Kubbetü Sahra yapısına benzemiş biraz. O yüzden bazı yazarlar diyorlar ki bunu deneme için, Abdülmelik yaptırmadan önce deneme için yaptırdı. Tamam beğendim, bunu yapabilirsiniz dedi diyorlar. Onun da aslı yokmuş. Aslında bunu hazine binası olarak yaptırmışlar. Çünkü şu üst kısmında, kubbenin altı ve üst kısmında paranın banisinin verdiği altınların saklandığı kısım varmış. Yüksek tabii, çıkması mümkün değil. Yanında nöbetçileri falan da oluyordu tabii eski zamanlarda. O yüzden buraya işte kaynaklardan Creswell bulmuş. Abdülmelik buranın yapılması için şu kadar parayı mimar, şurada yukarıda ismi geçmişti. Mimarın ismi belli çünkü. Mimar şu kişilere emanet etti. Onlar da inşaatı yaptıktan sonra Abdülmelik'e diyorlar ki biz senin inşaatını yaptık. Senin verdiğin paradan arttı biraz. O parayı sana buyur geri veriyoruz diyorlar. O mimarın isminin geçtiği yeri bulmaya çalışıyorum. Aşağıda kaldı galiba. O da diyor ki hayır ben diyor o parayı gözden çıkartmıştım. Geri almam. Siz ne yapıyorsanız yapın diyorlar. Şurası mı? Değil. Kubbenin tezyinatı. Bilinmeyen mimar. Yani bu bilgilerde işte bizim İslam kaynaklarından hangisinde geçtiğini Creswell bulmuş. İşte İbni Halikan'da geçiyormuş. Raca bin Hayvan'ın evet bir hukukçu olarak bunlar mimarların isimleri. Raca bin Hayva ve Yezid bin Salam gibi iki tane Müslüman olduğunu tahmin ediyorum ben mimarlara bu ilk Beytülmal yapısını yaptırmış ve binanın da esas Beytülmal'ın takipçisi olan hani şey Bani'nin bina emiri deniyor değil mi hocam onlara? Bina emiri olarak bunları tayin etmiş. Bunların da eski kaynaklarda ismi geçiyormuş. Bina emini. Evet. Şurada diyor ki Kubbetü Sahra'nın doğusuna Beytülmal binasının yapıldığı, içi para ile doldurulup bu iki adamın yetkisine teslim edildiği şeklinde bizim İbni Halikan'da falan eski kaynaklarda bunun bilgisi varmış. O yüzden silsile kubbesi değil orası. Ama bütün kaynaklarda ne hikmetse silsile kubbesi, hatta daha sonra da zincir kubbesi olarak komik bir isme dönüşmüş durumda.
Kayanın altındaki mihrap. Evet, bu konuyu da işleyelim. Vaktiniz varsa arkadaşlar 5-10 dakikada tamamlamaya çalışayım. Şimdi burada Creswell'in önemli bir iddiası var. Çünkü kayanın altına indiğiniz zaman orada şu mihrap var. Kubbetü Sahra'nın kayanındaki mihrap. Bu Creswell'in 1925'lerde, 30'larda çektiği resim. O zaman da herhalde elektrik de yoktu. Çok karanlık bir şeyde çekmiş. Ve bunun ben en son gittiğimde işte 2009-2010'da şu ortasında bu yüzeysel bir mihrap. Derinliği yok. Küçük mihrap. 70 santim boyunda. 40-45 santim eninde bir mihrap. Creswell bunun İslam'ın ayakta olan en erken tarihli mihrabı olduğunu iddia ediyor. Şimdiye kadar kitaplarda da öyle geçiyordu. Fakat daha sonraki birkaç tane akademisyen, Orta Doğulu birkaç akademisyen bunun en eski mihrap olmadığını iddia ettiler. Çünkü üzerindeki şu motifler, süslemeler Abdülmelik zamanından daha sonraki bir zamana ait. Creswell de bunu şu kitabe, bu Abdülmelik zamanından kalmış bir yol tabelası. Bunun üzerindeki yazılarından bunun üstündeki şu bakın şurada kelime-i tevhid yazıyor. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bu diyor kelime-i tevhid yazıları şu yol tabelası Abdülmelik zamanına ait olan işte bu Avrupa'da bir müzede bu taş. Bu yazıları buna benzediği için diyor bu mihrap Abdülmelik zamanından kalmadır. En eski tarihli ayaktaki mihraptır diyor. Aziz hocam daha iyi bilir bu konuyu. Fakat Avrupalı birkaç akademisyen bu üzerindeki süslemelerden bunun şey olmadığını iddia ediyor. Bir de Creswell bunun etrafında şu mihrabın eteklerinde buna benzer yazılar var diyor. Fakat yıpranmış diyor. Ben onu özellikle yakın çekimlerden inceledim. Orada yazı yok. Buraya almış mıyım? Onu mihrap konusunda incelemişim galiba. Oraya şeye gelince tekrar İslam'da ilk mihrap konusunu incelerken anlattım. Oraya gelince tekrar bahsederiz ondan. O mihrabın etrafında, bu mihrabın etrafında eteklerinde, şu kenarlarında yazı, kufi yazı yok arkadaşlar. Bu sadece adam böyle keskinin ucuyla bir takım motifler yapmaya çalışmış. Ama Creswell 1920'lerde, 30'larda resim çektiği için, karanlık olduğu için onları çok iyi görüntüleyememiş ve onları kufi yazı zannetmiş. Onlar kufi yazı değil, hiç yazıyla alakası olmadığı şu anda belli oluyor zaten. Bu da aklınızın bir köşesinde kalsın. Kubbetü Sahra'nın kökeni diye Avrupalılar araştırmışlar. Bu altıgen yapılı mimari plan. Bizim Müslüman yazarlar bunu ilk defa Abdülmelik yaptırdı. Böyle bir plan yoktu falan diye şey yapmışlar ama Hristiyanlar ona itiraz etmişler. Kendilerinin Hristiyanlardan kalmış. Sekizgen değil miydin? Pardon, sekizgen evet. Konuşurken karıştırdım. Teşekkür ederim hocam. Sekizgen planının Müslümanlar bulmadığı, onun öncesi kiliselerden örnekler koymuşlar işte. Bakın diyorlar bu 50 sene önce, 100 sene önce falanca şehirde sekizgen planları olan kiliseler var diyorlar. Çünkü bunun mimarisinde de Hristiyan ustalar çalıştı. Onlarla işbirliği içinde yaptılar. Bu bilinen bir plandı falan diye onu anlatmaya çalışmışlar. Burada şurada önemli bir şey var. Onu da hemen aklınızın köşesinde kalsın. Planında şu bir kilise var. Bu şeydeki Busra Katedrali diye bir yapı var. Şeyde Suriye'de Busra şehrinde. Orada bir katedral var. Bunun planında Butler diye bir Amerikalı arkeolog var. 1905'lerde Suriye'ye gezi plan düzenlemiş bu adam ekip halinde. Onun planında şu ortadaki kayayı çıkartmış mesela çizmemiş. Sadece şunu göstermiş. Şu kısmını göstermiş. Onun bir iddiası var işte. Bu Kubbetü Sahra'nın tamamen bir Busra planından yürütülerek yapıldığını. Halbuki Busra planı biraz daha farklı bundan. Yani Busra planından alınmadığını. Creswell de onun planı doğru çizmediğini, kendi iddiasını ispatlamak için planda bile çarpıtma yaptığını, tahrifat yaptığını açıkça yazmış buraya. O adam da sağdı bunu yazdığında. Adam cevap verememiş tabii yaptığı çarpıtmanın ortaya çıkmış olması sebebiyle. Bayağı bir Creswell'in bu yönde onların Hristiyan, Avrupalı, oryantalistlerin çarpıtmalarını ortaya koyan ciddi şeyleri var, çalışmaları var o yönde. Adamı biraz da bizim teşekkür etmemiz gerekiyor yani. Bizim Müslümanların yapamadığını adam
tek başına yapmaya çalışmış. Burada bağlantı hatırlanır, Arap buluş olduğu konusu. Creswell buna itiraz etmiş ama diğer oryantalistler burada Creswell'e karşı çıkmışlar, hayır demişler. Creswell buna şey olarak en eski tarihlisi İstanbul'dan hatırlayalım. Ayasofya'nın içinde dünyadaki en eski tarihli ayakta kalmış hatırlar, kirişler var. Sütunların arasında sütunları birbirine bağlayan kirişler. En eski tarihli bunlarmış. Fakat Creswell saçma sapan bir şey yapmış. Diyor ki bir tane plaka var, resim var. Onun üzerinde işte şöyle bir resim var. Bunun tarihi 461-460 ama bu ayakta değil, yıkılmış mesela. Diyor ki o planın, o kilisenin resmi var. O resimde işte hatırlar görünüyor diyor. Aslında hatırlar Müslüman buluşu değildir diyor ama bu işte şu da Ayasofya'daki hatırların resimleri. Creswell gelmiş 1921'de resimlerini falan çekmiş işte Ayasofya'nın. O yüzden bu konuda Creswell haksız. Diğer Strzegowski falan bunlar diyorlar ki Müslümanların buluşudur. Bu hatır meselesi yapıların arasındaki. Amr Camii de biliyorsunuz 641 yılında yapılmıştı. Orada da varmış hatırlar mesela. Ondan dolayı Creswell burada haksız bence. Bizim işimize yarıyor burada Müslümanların hatırı bulan şey olduğunu söylemek. Daha sonra bütün yapıyı incelemişler işte. Kapıları nereden gelme, nasıl yapılmış. Yani Kubbetü Sahra'yı didik didik her santimine kadar incelemişler. Yani burada işte bunlar Kubbetü Sahra'nın kapıları mesela. Bunları diyorlar falanca yerdeki kilise kapılarından benzeterek almışlar. Çünkü ustalar zaten Hristiyandı falan diye aynı iddialarını devam ettirmişler. Şu anda bizim şunlar işte Amr Camii'ndeki hatırların planlarını falan çizmişler. Hızlı geçiyorum buraları. Sona doğru yaklaşıyoruz zaten. Sonra o taşların üzerindeki süslemeler var. Onlardan yola çıkarak bir şeyler söylemeye çalışmışlar. Buradan şurası tekrar Beytül Makdis alanı. Bu da şeyin Hadrian'ın 137 yılında Roma İmparatoru Hadrian'ın Baalbek'te yaptırdığı Jüpiter Tapınağı. Bunun aynısını bu Beytül Makdis alanına yaptırdığını iddia edenler var. Yaptıramadığını iddia edenler var. O arada işte İsrailoğullarının şeyleri var. Roma'ya baş kaldırmaları var 137 yılında. Şunlar işte Süleyman Mabedi'nin şeysi. Şu da bugün Yahudilerin, burası Beytül Makdis alanı. Yahudilerin orayı yıkıp, Kubbetü Sahra'yı yıkıp oraya tekrar üçüncü defa dört başı mamur bir Süleyman Mabedi yapma planlarının bu da maketi. İsrail'de bu koskocaman bir alana orayı yeniden yapmışlar işte. Buraya da maketini koymuşlar. Burada anlatımlar var. Şurası işte deminki dediğim, şurası Kubbetü Sahra, şurada da bu Yükseliş Kilisesi var Hristiyanların. Yani arası 300-500 metre. Ben yürüyerek birkaç kere gittim geldim buraya mesela. Burada hatırınızda kalmasını istediğim bir şey daha var arkadaşlar. Şurası bakın, burası Doğu Duvarı. Beytül Makdis alanının Doğu Duvarı şurası. Şurada da Batı Duvarı var, Ağlama Duvarı. Şurada Müslümanların mezarlığı var. Çok perişan halde. Yahudiler tabii şey yaptırmıyorlar hiç. Bakım falan yaptırmıyorlarmış. Şurada da Emevi saraylarının olduğu yer var. Onları inşallah daha sonraki konunun sonunda ayrıca ele aldım. Bu şu anda yetişmeyecek zaten. Sırası geldiğinde inceleyeceğiz inşallah. Bugün de konumuzu burada noktalıyoruz. İnşallah haftaya buluşmak üzere diyorum. Eğer kafanıza takılan bir şey varsa şu an için bakın bunlar da işte şey mağaradaki, evet biraz önce bahsettiğim yer geldi. Bakın şimdi Creswell bu fotoğrafı çektiğinde şunları şey zannetmiş, küfi yazı zannetmiş. Biraz daha büyüteyim isterseniz. Bunları küfi yazı zannetmiş. Diyor ki bunlar küfi yazı. Ama bakın bunlar küfi yazıya benzemiyor. Hiçbir şey çıkaramadık. JPEG'de büyüterek de uğraştım bayağı. Hiçbir yazı çıkmıyor. Keskiyle yapılmış böyle motif gibi, süs gibi bir şeylermiş. O yüzden bu mihrabın İslam'ın en eski tarihli ayaktaki mihrabı olmadığı konusunda araştırmacılar artık müttefikler. Onun yerine Bağdat mihrabı var. 767 tarihli Bağdat Müzesi'nde Bağdat konusunu işlerken onu da inceleyeceğiz inşallah. Bu da Kubbetü Sahra'nın içindeki mihrabın, bu Memlükler zamanından olduğu tahmin ediliyor. Bu Mescid-i Aksa'nın mihrabı, bu Şam-ı Cami'nin mihrabı. Bunlar işte mağaranın girişi, alt tarafa mağaranın olduğu yere giriş. Ama duvarlarda da böyle mihrap şeklini andıran Abdülmelik zamanından kalma olduğunu
düşündüğümüz şeyler var. Bu da yine işte bu Hristiyanların işte şu Yükseliş Kilisesi, şurasını düşündüğün zaman bunu, şu fotoğrafı bu Yükseliş Kilisesi'nin oradan çekmişler mesela, tam onun açısından görünüyor. Yükseliş Kilisesi'nin içinde de altında bakın böyle mağara var. Burası Hazreti İsa'nın gömülü olduğu mağara. Hatta Konstantin'in annesi Helena vardır, meşhur evliya Helena, kiliselerde omuzunda haç vardır, böyle omuzunda haçların heykeli vardır. O Helena'nın bulduğu, keşfettiği söyleniyor. Onun içinde müthiş bir yapı var. Aynı bizim Kubbetü Sahra'ya verilen önem benzeri. Şurası şu kubbe, şurası altında. Tam bunun içinde de mağara var işte. Şurası Hazreti İsa'nın mezarından kaybolduğu, ilk defnedildiği ve sonradan mezarından kaybolduğu yer var. Burası Hristiyanların en önemli hacı yeri. Her yıl buraya geliyorlar. Burada ayinler yapılıyor falan. O zamanda da işte Müslümanlar Emeviler zamanında bunlara özendiklerini, bunlardan gıpta ettiklerini falan, bunlara karşılık da Abdülmelik'in o şekilde bir şatafatlı bir yapı yaptırdığı ve mağarayı da o şekilde Miraç olayına bağlayarak bizim de dini olarak, dini açıdan gurur duyacağımız Tanrı'yla direkt bağlantılı, bakın buraya koymuşum onu da. Evet, bu da işte Kubbetül Silsile yapısı. Yakından bahsetmiştik. Şurası Beytülmal yapısı. Etrafına etek yapmışlar sonradan. Daha büyük görmüş. Bunlar kapılar. Hemen şuradan bahsetmeden geçmeyeyim. Kubbetü Sahra'nın etrafındaki o 8 köşesinin üstünde, şu cephelerinde Sultan Abdülaziz zamanından yazılma Yasin-i Şerif var. Çinilere yazılmış. Bakın kıble cephesinde hem başlayışı var. Şuradan Yasin-i Şerif başlıyor. Şurada da bitiyor. Burada da Mehmet Şefik Bey'in imzası var. 1880 yılında vefat etti. Fakat 1867-68 gibi buralar yapılmış. Çünkü o zaman bütün Osmanlı vilayetlerinde belediyelik sistemine geçilmiş. Sultan Abdülaziz zamanında Kudüs'te, Filistin bölgesinde Kudüs vilayet yapılmış. O zaman da buralara ayrıca şey için, tadilat için, tamirat için bir takım masraflar, bütçeler ayrılmış. O sırada Kubbetü Sahra'nın üzerindeki Çinilerde, Kanuni zamanından kalan Çinilerde değiştirilmiş ve 140 metreyi buluyor. Yasin-i Şerif'i Şefik Bey buraya yazmış. Allah kendisinden razı olsun. Burası işte mağaranın girişi. Kubbetü Sahra mağarası. Şurası mağaradan aşağı doğru iniyorsunuz. Burada şeyler var. Mağaranın görüşünü var. Şu da bakın, o Creswell'in bahsettiği mihrap. Merdivenden iniyorsunuz. Hemen sağ tarafında kalıyor. Böyle bir ışık yapmışlar. Mağaranın üstünden şey var, delik var. Bu mağaranın önceden bahsetmiştik. Paganlar zamanından kalma olduğu ve kayanın üzerinde kurban kestikleri, kurbanın kanlarının da bu delikten aşağıya akıtıldığı. Şurada bir yerde de bir kapak var diyor Creswell. Bu mağara kanla doluyormuş. Kanla dolduğu zaman bu kapağı açıyorlarmış. Aşağıdaki vadiye kanları gönderiyorlarmış böyle. Öyle bir pagan bağlantısı da var. Bunlar da Kubbetü Sahra'nın içindeki mozaiklerdeki yazan bütün kitabeleri Creswell'in yardımcısı Doktor Creswell diye Viyanalı bir mimar, İslam sanatları araştırmacısı var, Doktor Kessler. O kadın bunların hepsini tek tek oturmuş yazmış. Bir de makalesi var, yayınlamış. Bunu da bizim tekrar Türkçe'ye tercüme etmiş. Şimdi buradan ismini bulacağım. Bir araştırmacımız bunları almış tekrar, ama ben bunları şeyden, İngilizce makaleden aldım, orijinalden. Nereye almışım? Bir dipnotta. Evet, şurada Mehmet Tütüncü'nün Kubbetü Sahra Yazıları Düşünce ve Tarih 2018 yılında burada yayınlamış bir kısmını. Ama yeterli değil. Ben de ilaveler yaparak biraz daha anlaşılır hale getirmeye çalıştım. Kubbetü Sahra'nın içindeki bütün yazıların hepsini sağdan sola doğru, güney cephe, kuzey cephe, işte 8 cephe olduğu için hepsini tek tek kadın yazmış, Doktor Kessler. Bana da Doktor Kessler'deymiş şimdi, Creswell'in kitaplarının metinlerinin telif hakları onda. Fotoğraflar Ashmolean Müzesi'nde. Şu anda kadın 90 yaşının üzerinde, telefonda sadece konuşuyormuş. Bana telefon numarasını vermedi. Onunla irtibat olan bir akademisyen var. O kendisinden yazılı izin aldı ki Creswell'in kitaplarının metinlerini bir ücret ödemeden sadece eğitim maksatlı olarak yayınlayabilirim diye. Bu kadın işte, o kadın bütün Creswell'in de yardımcısı, 1969'da kitabını yenilerken ona yardımcı olan kişilerden birisi. O kadın hepsini yazmış, sağ olsun.
Kubbe-i Sahra'nın mozaiklerine geldik. Onlardan da hızlıca bakalım, şöyle bahsetmiştik zaten. Evet, bugün konuyu noktalıyorum arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Haftaya görüşmek üzere inşallah. Evet, biz teşekkür ederiz hocam. İnşallah önümüzdeki çarşamba günü tekrardan yine konuya devam edeceğiz, kısmet olursa. İnşallah. Ekleme yapmak isteyen varsa 3-5 dakika bir şey alabiliriz, yorum alabiliriz. Eğer Aziz hocam müsaitse, kendisi tez danışmanı olarak eklemek istedikleri varsa Aziz evet. hocamdan katkı alabiliriz. Yoksa oturumumuzu kapatabiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Aynı akşamlar. Peki. Osman Başkanım, siz ekleme yapmak ister misiniz? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ağzınıza. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya inşallah görüşmek üzere. Aynı akşamlar. Görüşürüz.